Efendim hayırlı geceler. Lider Haber ekranlarına, Büyük Resim programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi birbirinden önemli konuları masaya yatırmaya ve perde arkasını konuşmaya devam ediyoruz. Bendeniz Murat Zurnacı, iki değerli yorumcu dostumuzla beraber devam ediyoruz. Bugün tabii bir konuğumuz da olacak. Kendilerini takdim edeceğim. Araştırmacı yazar Haluk Özdil ve stratejist yazar Murat Akan'la devam ediyoruz. Ve bu akşam da stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Oytun Erbaş bizimle. Öyle bir teknoloji var ki bu akşam bu teknolojiyi konuşacağız, kendisine soracağız. Artık insanların DNA'ları birer hard disk mi olacak? İnsanlar artık antivirüs mü yükleyecekler? İnsanlar hacklenebilir bir duruma mı geldiler? Bunu konuşacağız. Update mi edecek insan vücudu? Biyoteknoloji ile insanlığın sonu mu geliyor? Başlıklarını masaya yatıracağız. Genetiği değiştirilmiş sinekleri konuşmuştuk daha önceki bölümlerde. Diğer hayvanlarla ilgili ve Neuralink projesiyle ilgili insanlık nereye götürüyor? Yeni bir salgın mı bekliyoruz? Bunu da konuşacağız. Tabii Gazze katliamını konuşacağız ama Gazze katliamının arkasında Rothschild'ler mi var? İlginç görseller var, görüntüler var. Bunları konuşacağız. Alman ordusunun bir ses kaydı basına yansıdı. Almanya Ukrayna'ya yardımı mı bekliyor? Bunu konuşacağız. Kırım Köprüsü'nün vurulması gibi konuları yine masaya yatıracağız. Ve son olarak da vatandaşlık puan sistemini biz yıllarca konuşmuştuk ama evrensel genel gelir sistemini artısıyla eksisiyle masaya yatıracağız. Evet, öncelikle Oytun Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, çok sağ olun. En son tabii bir buçuk sene oldu zannedersem bir yayın yapmıştık ama şimdi bu akşam tabii konular çok ciddi anlamda merak ettiğimiz konular masaya yatıracağız. Sevgili Murat Akan ve Haluk Özdil, biraz girizgah sözü vereyim. Hoş şimdi, geldin Murat Akan. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Oytun Hocam da hoş geldin. Sağ olun. Diyorum. Konu çok şimdi, bu akşam. Şimdi şöyle Murat, biliyorsunuz biz burada bu küresel konuların perde arkasını konuşuyoruz. Ve bugün özellikle genetiği değiştirmiş sivrisinekler, gen projeleri, insanların genini değiştirilip değiştirilemeyeceği konularını bizzat uzmanı ve bu konularla bilimsel çalışmalar yapan Oytun Hocam'ı da getirerek ya, izleyiciye bizim programın esasında biraz da nelerle uğraştığımızı seviyesini göstermek açısından çok önemli ve çok ilginç konular var. Altyapısını aslında konuşmuş olacağız bir bakıma da. Dolayısıyla Profesör Doktor Oytun Erbaş hocamız bu işin içerisinde, laboratuvarında. Benim en çok önemsediğim, bizlerin önemsediği şey, yani bilimsel çalışmaları nerede yapıyor kardeşim? Adam hayatında bir tane bilimsel makale yazmamış, birçok şeyi konuşuyor ama Oytun Hoca kendisi anlatacak. Çok önemli makaleler yazdı, dünyada çok büyük ses getirdi ama bizim ülkemizde konuşulmuyor. Evet. Bunları anlatacak ve özellikle de gen teknolojisi konusunda bize çok enteresan bilgiler verecek. Ben şunu söyleyebilirim, sakın kaçırmasın. Şimdi yayın öncesi hemen o istişarede, programın girizgahında da söyledim. İnsan vücudu birer hard disk mi olacak konusu inanılmaz bir konu. İçeride biraz konuştuk, böyle tüylerimiz diken diken oldu. Yani bir telefon gibi ya da ne bileyim bir bilgisayar gibi update mi edecek artık vücutlar? Onu masaya yatıracağız. Tabii biz bir girizgahta kısa konuştuk ama bugün iki saat buradayız hocam, bırakmıyoruz. Yani esasında şöyle bir şey var. Medyada dolanan ya da popüler olan hani komplonun dışında esasında bilimsel olarak şirketlerin ve dünyadaki devletlerin çalıştığı çok fazla dünyada bir... Dünyada şu an yapılanlar var. Evet, yapılanlar komplo var. Komplo değil. Evet, yani komplo demeyelim de hani insanlar bunu komplo gibi düşünüyor ama evet, bu bir gerçek. Evet. Ama insanlara bu böyle yansıtılarak biraz daha şey yapılmaya çalışılıyor. Yani esasında gerçekler o şekilde daha belki de daha yumuşatılmaya çalışılıyor diyelim. Evet, Haluk Özdil hocam hoş geldin. Evet. Biraz ne güzel dinliyorum. Böyle. Öncelikle sevgili Oytun, yani çok benim sevdiğim bir kardeşimdir. Of. Ve o zaman doçentti, şimdi profesör oldu. Tebrik ediyorum çok kendisini. Aynı zamanda TÜBİTAK'ta olman da benim için ayrı bir gurur verici. Kutluyorum. Nihayet devletimiz uzun süreden sonra seni fark etti. Çünkü senin gibilere ihtiyacı var bu ülkenin. Yani herkes bunu bilsin. Sonuçta bazı şeyleri farklı konuşan insanlar bu ülkede hep ötelenmeye çalıştı. Ben senin başına gelenleri biliyorum. Önün kesilmeye çalışıldı. Biz sana program yapmıştık, hatırlıyor musun? Program yaptık. Hatta o zaman Covid aşıları vardı. Hatta evet. Ben dedim ki Covid aşıları, mRNA teknolojisi yeni bir teknoloji.
Gebelikte ne yapacağı belli değil. Belli değil demiştin. Çok iyi hatırlıyorum. Ve bu konuda biz çalışıyorum yani demiştim. Evet. Hatta sen de demiştin ki Oytun ne çıkacak? Hatta ben size bir seneki önceki programda da bunu şey yapmıştım. Onları sen tek tek söylemiştin. Hepsi gerçek oldu. Hepsi gerçek oldu. Evet. Onu da konuşalım. Şimdi bunların hepsi gerçek oldu. Tabii utanması gereken bazı ünvanlı kişiler de var. Bize saldırdılar, Oytun'a saldırdılar. Yazıklar olsun diye başlıklar attılar. Mini mini pıhtıları gördük. Esip bilmem ne yapanları gördük. Esinleri gördük. Gördük hepsini. Önemli değil. Hayat bu. Böyle geldi geçti. Ama unutmayın gerçek anlamda tarih yazanlar kalıcı olur. Gerisi çöpe gider. Anlık başı yani anlık böyle şişirilmiş o anda parlamalarında çabuk söndüğünü biliyoruz. Bu kadar üstü kapalı konuşuyorum. Buyurun. Murat Bey söz sizde. Şimdi şöyle yapalım. Genetiği değiştirilmiş sivrisinek projesiyle başlayacağız. O bahsettiğim projeyi biraz daha ilerleyen dakikalarda konuşalım ama. Şimdi biz birçok buradaki yayında da daha önceki farklı kanallarda yaptığımız yayınlarda da bunu konuştuk ki yine hocalarım da kendi YouTube kanallarında defalarca bunu çektiler. Şimdi sivrisinekle başlayan süreç ki Bill Gates'in bunun çalışmalarıyla ilgili işte beyanları var basına. Yansıyan bilgiler var. Niye birincisi sivrisinek? Hani dağılması, daha üremesi falan onunla ilgili genetiğini sen daha iyi biliyorsun hocam. Niye sivrisinek ve arkasından başka hayvanların kullanılmasıyla böyle bir salgın mı planlanıyor? Ya da nereye götürülmek istiyor? Böyle bir açalım. Murat istersen soruna ilaveten bir de biliyorsun tamam. Bu konuyla ilgili ben çok sayıda video analizi yaptım. Genetiği değiştirmiş sivrisineklerle ilgili. Ben de soruyu soruyorum. Tamam. Hocamın sözünü kesmeden devam etsin, ekleme gitsin. Yap. Evet. Ekleme yap, tamam. Hocam şimdi bu genetiği değiştirmiş sivrisinekler projesi 2019 yılında başladı. Hı-hı. Özellikle COVID dönemiyle birlikte başlayan bir süreç. Oxitec isimli bir firma, biyoteknoloji firması, dankoması, zika vesaire filan sivrisineklerden kaynaklı hastalıkları önlemek için yaptığını iddia ediyor. Bilmiyoruz. Ama genetiğini değiştiriyor. Ve işte erkek sinekler dişi sineklerle çiftleşerek doğan lavraların ölü doğacağını ya da işte zararsız olacağını iddia ediyorlar. Ama geçtiğimiz günlerde özellikle Brezilya'da 5 milyar sivrisinek doğaya salındı. Ve Kaliforniya'da salındı, Teksas'ta salındı. Salındıktan sonra mesela Teksas ve Florida'da 20 yıl aradan sonra dankunması vesaire hastalıklar görülmeye başladı. Şimdi son olarak medyaya düştü Brezilya'da. Bu genetiği değiştirilmiş sivrisinekler nedir? Biyoteknoloji kullanılarak biyolojik saldırı unsuru silahı olarak kullanılabilir mi? Hocam söz sizde, kesmiyoruz. Şimdi önce şundan bahsedeyim. Sivrisinekten önce biz kısa bir COVID geçeceğim. Şimdi COVID'den ölenlere baktığımız zaman onu orada bilirsek... Hocam şöyle çok kısa gireyim hani... COVID, iş, yok, aşı. Yani şey bunları değil. Böyle biraz seyirli konuşalım da YouTube'da bazen tamam. Takılabilir. SARS-CoV-2 sıvı diyelim ya da salgınlar. SARS-CoV-2. Evet. SARS-CoV-2. Ben ölenlere bakalım. Yani son salgında. Yani insanlar zatürre olup öldü. Bir, erkekler. İki, testosteronu yüksek erkekler. Yani kim bu? Testosteronu yüksek ne demek? Üretken erkekler. Sperm sayısı iyi erkekler. Üç, Latinler. Yani Latinler ne demek? Brezilya'da ve Meksika'da Şili vesaire. Güney Amerika yani. O kadar fazla insan öldü ki ölü torbası bulunamadı. Normal ölümlerin 10 katı kadar bir ölüm var. Şeyde. Başka kimler var ölenler arasında? Asyalılar. Çinli gruptan. Ama en büyük olarak da Amerikan yerlileri, ölenler. Peki en sonda kim? Amerika'daki zenci nüfus. Şimdi eğer bunlara bakarsak, biz şunu, şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Hiçbir şey bilmesek. Arkadaş, peki sana bir ikinci soru. Grip salgını, influenza. Influenza erkekleri mi öldürüyor? Hayır. Hani kimi öldürüyor? Kadınları da öldürüyor, erkekleri de öldürüyor. Peki şimdi sen bana şunu diyebilir misin? Covid doğal bir virüstür. Değildir. Covid laboratuvarda yapılmış bir virüstür. Yani şunu bilelim ki tamam, sonra sivrisine geçelim. O zaman bu, evet, bu çıkıyor bu, buradan. Kime baktıysak bir ırksal seçilim var. Bir erkek nüfusunun ölümü var. Doğru mu? Bir Latinler var. Peki testosteronu yüksek erkekler neden? Ya neden kardeşim? Bana bir tane virüs söyleyin. Testosteronu yüksek erkekler öldür. Yok. Şimdi gelelim sivrisine. Demek buradan bakarsak
Biz bu işi daha iyi anlarız. Yani herkes şöyle dimdik baktığı için yan tarafları göremiyor. Sivrisinek proje çok doğru. Aynen Murat'ın dediği gibi, Murat abinin amacı Zika gibi, sıtma gibi, özellikle sıtma gibi. Zika biliyorsun Brezilya'da bebeklerin küçük kafalı doğmasına sebep oldu. Hı hı. Ondan sonra denk gibi. Bunları denk umma. Bunları önlemek. Yani olay şu. Sivrisinek gidecek, çiftleşecek. Çiftleştikten sonra genini yayacak ya da içindeki bakteriyi yayacak. Şu anda Bill Gates'in yaptığı bir proje. İki evet. tane. Bir, içine bakteri koymak. İki, senin dediği gibi genetiğiyle oynamak. Peki amaç bu canlıların doğada ne olmasını sağlamak? Yok olmasını sağlamak. Yani şey nüfusu ne olacak? Sivrisinek nüfusu azalacak. Virüsler yayılmayacak. Şimdi bu düz bakış. Evet. Tamam güzel. Öyle diyorlar. Peki biz öyle bir diyorlar. De biz bir de arkasına bak bu işin bakmalıyız. Büyük resme bakmalıyız. Büyük resme bakmalıyız. Büyük resme baktığımız zaman. Şimdi bir tane bakteri var. Wolbachia bakterisi. Wolbachia bakterisi normalde elmaların üstünde var, armutun üstünde var. Oradaki meyve onu kendini sineklerden korumak için yapıyor. Ama bu adam ne yapıyor? Bu bakteriyi kaba koyuyor. Sinekleri de kana koyuyor. Kanın içerisinde sivrisinekler büyüyor. Ama bakterinin görevi ne biliyor musun? Bakteri, bak buna iyi dikkat edin. Erkek sinekleri dişi hale getiriyor. Yani bir daha tekrarla duyuyorsun iyice. Erkek sinekleri. Erkek sivrisineği kadınlaştırıyor. Dişi haline getiriyor. Peki erkek kalıyor genetiğini mu? Genetiğini değiştiriyor. Hayır. Nasıl değiştiriyorsun? Bravo. Genetiğini değiştiriyor. Çünkü balıklarda ve sivrisinek gibi hayvanlarda ortam şartları erkeği dişiye, dişiyi erkeğe çevirebiliyor. Şu andaki mesela denizdeki balıkları düşünün. Denizdeki balıklar şu anda sulardan karışan östrojen, doğum kontrol haplarından balıkların erkeklerini dişiye çeviriyor. Şu anda balık nüfusunun çok büyük bir kısmı, normalde 50-50 olacak ya. Hayır. Dişi balık daha fazla. Erkek balık ne oluyor? Azalıyor. Peki bu projeyle dişi sivrisinek ne oluyor? Artıyor. Erkekler neye dönüşüyor? Dişiye dönüşüyor. Ya yani bu senin dediğin gibi tamamen doğru söylüyorsun. Genetiğini değiştirerek esasında. Şimdi şunu söyleyeceğim ben size. Peki bu sivrisinek kim yiyor peki doğada? Avcıları var mı bunun sivrisine? Var. Mutlaka. Balıklar var, peygamber devesi var. Peki bu bakteri... Kertenkeleler, kurbağalar, Geçecek. Yapılan çalışmalarda bu tip sivrisinekleri yiyen balıkların da dişileştiği görülüyor. Şimdi bana şunu söyle büyük resimde. Bu kadar sivrisinek yayıldıktan sonra bunu yiyen canlılar da neye dönüşmeye başlayacak? Transseksüel olacak. Hocam insanlardan sonra hayvanlardan evet. Anladınız yani mı? Bütün ırkları evet. bir şekilde. Evet. Yani dişileştirme, üremesini engelleme. Yani doğada ne olacak? Nüfus kontrolü. Peki bana şimdi şunu söyleyeyim. Bana bir tane adam şunu kanıtlasın. Hocam bu sivrisinekler insana ısırırsa bir şey olmazı kanıtlasın. Şu anda kanıt yok. Yok. Peki yarın ben bunu çalışırsam bu bakterilerin sivrisinekten yayılan bakteriler şimdi diyor ki bu adam diyor ki hayır diyor bir şey olmayacak diyor. Sivrisinek nüfusu ölecek diyor. Virüsten yayılması duracak diyor. Peki ben bu çalışmaya getirip gelirsem ki COVID şeyin SARS-CoV-2'nin gebelikte yapılması şey gözüküyordu güvenli diyor. Benim yaptığım çalışmalarda yayınladığım şey yaptım bastığım bilimsel çalışmalarda hayır öyle değil. İlk ben kanıtladım. O zaman ilk ben kanıtladıysam bunu konuşabilir miyim? Konuşabilirim. Konuşabilirsiniz. Peki ben yarın bir sene sonra size buraya gelip ya ben bu bakterileri çalıştım sivrisineklerde. Memelileri de bu dönüştürüyor dersem ne yapacaksınız? Ne yapacağız o zaman? Sen diyecek bir dakika hocam ne diyorsun sen ya? Evet diyeceğim ben belki bu eğer sıçanı ısırdığında kanını emdiğinde bu bakteri onu da değiştiriyor dediğimde. Bu büyük resim işte. Onun için herkes önce nereye bakıyor? Küçük yere bakıyor. Onun için büyük yere bakmamız gerekiyor. Hocam bir soru daha soruyorum. Şimdi bu genetiği değiştirmiş sivrisineklerle Amerika'da şunu denediler. Hatta uçan şırıngalar dediler. Bak şimdi bu sivrisinekler kullanılarak... Aşılamada yapılmak isteniyor. Yapıldı hocam evet. Deney yapıldı. Peki daha bir şey size söyleyeyim. Bu sivrisinekler yayıldıkça peki denk azaldı diyelim, sıtma azaldı diyelim. Kim artmaya başladı biliyorsun? Batı Nil ateşi artmaya başladı. Evet o arttı bu sene. Yunanistan'da geçen Yunanistan'da yıl görüldü. Batı Nil görüldü. Evet. Şimdi... Batı Nil ateşi nereye tutuyor? Beyni tutuyor. Ne yapıyor? Ensefalit yapıyor. Peki ne yapıyor? Beyin hücrelerini kaybettiriyor, azalttırıyor. Peki bu insanların beyin hücrelerinin azalması yani Alzheimer arttırır mı? Arttırır. Siz yangından kaçarken
doluya tutuluyorsunuz. İşte büyük resim budur. Olay ne biliyor musunuz? İnsanlar üzerinde bir deney yapılıyor. Deney şu. Ne çıkar bu işten? Yani bir değildir deney yapıyor ya. Yani olay artık laboratuvardaki kobay değil deney hayvanı burada. Evet. Kim deney hayvanı artık? İnsandır. Bakın zamanında ilaç şirketleri Hindistan'da, Pakistan'da fazüç çalışmalar yapıyordu. Evet. Yani ne yapıyordu? Oradaki fakir ülkelerde. Peki bir sürü insan ne oluyordu? Komplikasyon gelişiyor. Ölebiliyordu. Evet. Diyordu ki, peki diyorlardı ki siz bunun diğer çalışmalarını yaptınız mı? Diyordu ki yani ne gerek var? Nasıl olsa hiçbir kıymeti yok oradaki insanlar. Çünkü artık neden? Hocam şöyle oldu. Neden hamam böceği değersiz de uğur böceği değerli? Çok basit. Uğur böceği az, hamam böceği çok. Değil mi? Çok olan bir şey ne oluyor? Değer. Şimdi pastasını göstereceğiz hocam. Şimdi bir dakika. İnsan da böyle düşünüyor. Hadi diyor hocam. Ki kardeşim bu çok artıyor. Bu bir numarayı hazırlayabiliriz. 8 milyar oldu, 10 milyar oldu, 15 milyar. Bu diyorlar çok. Bu neye benziyor artık? Hamam böceğine benziyor. Onun için diyorlar biz bunu artık değersiz görüyoruz diyorlar. Nokta son. Hamam böceğinin tatlısı varmış hocam. Onu bir alalım öyle devam edelim mi? Buyurun. Tatlısını yapmışlar. Onu da geleceğim. Neden? Onun ardından hocam şeyi soracağım. Çok önemli. Özellikle şunun için bir şey söylemek istiyorum. Hamam böceğinin tatlısını güverim. Onun için bir şey söyleyeceğim. Tamam. Hamam böceğini güverim. Hazırsa bir alabilir miyiz onu bir? Hamam böceği tatlısı. Hazır mı? Evet. Sesi açık mı? Ses yok. Üzerinde konuşabilirsiniz yok. Hocam. Bu hangi ülke? Türkiye değil değil mi? Hocam. Jöle gibi yaptı. Evet. Hocam. Avrupa Birliği biliyorsunuz. Hamam böceği ve larvasının ununun gıda katkı maddesi olarak kullanılmasını onay verdi. Yani siz yarın şuna iyi bakın. Yediğiniz gıdanın içerisinde şöyle küçük bir not halinde bu gıda böcek unu içerir. Onu yazmasa da onu çağrıştıran bir kelime kullanabilirler. Peki, böcek unu anlarız. Bilimsel bir kelime yani kullanırız. Başka bir şey biz anlamayacağımız. Peki şöyle bir şey oldu. Zamanında bazı gıdalar içerisinde trans yağ vardı. Yani margarin vardı. Evet. Zamanında şunu diyorlardı. Şimdi şöyle bir şey var. Trans yağ içerir değildi. Ne yazıyor biliyorsun? Artık trans yağ içermez. Peki ne içerir? Trans yağ içermez. Bu şu demek. Margarin koymuyorum. Ne koyduğumu da ben biliyorum. Yarın şunu da diyebilir. Bu gıda domuz proteini içermez. Ama başka bir şey içerir. Ne içerir? Böcek. Böcek içeriyor ama. Peki yine anladınız içerir mı? Anlamında kullanacağı başka bir kelime tabii var ki. Mı? Ne anlayabilir? Mesela şunu ne diyebilir mesela? Onlarda mesela onun kabuğunda mesela ne var? Mesela kitim şey var. İşte bir miktar şey var. Ne onun adı? Polisakkaritler var. Şeker bileşikleri var. Şöyle diyebilir. Bu gıda doğal şeker ve protein içerir. Tamam. Yani böcek. Büyük bir zevk ne yersin doğal olduğu için değil mi? Tabii ki. Anladınız mı? Yani doğalı görünce de atlayacağız biz de. Doğal biz de hemen atlayacağız. Şimdi bakın. Bizim çok iyi bildiğimiz bir şey var. Onu bir daha bir alabilir miyiz? Doğada bir numarayı. İnsanların ve hayvanların beslenmesi şöyle. Hepimiz biliyoruz ki ot yiyen hayvanlar daha huzurlu ve sakindirler. Koyun. Et yiyen hayvanlar agresif ve baş kaldırıcı. Ne bunlar? Aslan, kaplan biliyorsunuz. Çünkü etin içerisindeki protein bağırsakta farklı bir mekanizmaya çalışır. Et diyen hayvanın dışkısını gördünüz mü? Kokusunu farklı. Evet. Ot diyen hayvanın kokusu farklıdır. Kokoreç yiyenler bilirler. Bu kokoreçin içinde ikisi de var. Ot hocam, da temizleniyor hocam. Ne ot var yani içinde. Ot diye. Ot kokusu gelir zaten. Onun adına biz fermantasyon diyoruz. Fermantasyon şu demek. Turşu gibi. Yani et diyen değil, ot diyen hayvanların bağırsağı turşu gibidir, prebiyotiktir. Hocam şu an ne yiyoruz bilmiyoruz ki. Dur şimdi ama. Şimdi dur. Sıkıntı şu. Siz et yemesini keserseniz insanlar kesinlikle daha huzurlu, dirençsiz, kabul edici hale gelir. Aynı hocam, şekilde. Çok güzel bir noktaya geldiniz. Öyle ama şimdi bunun bir sonraki adım yapay etlere. Hayır. İşte bir dakika onu şimdi söyleyeceğiz. Ya. Oraya şimdi sen şu an bize bir algı yapıyorsun gibi hocam. Hayır şuna geleceğim. Algı değil bizim dediğimiz ne? Bilimsel şekilde. Tamam bilimsel şey. Hayır altını öyle dolduracaklar bakın, dedik ya. Klasik bir şey var. Köylerdekiler bilirler. Kargaları bilirsiniz. Beyaz kırçılı kargalar vardır. Bu kargalar normalde ot yerler ve arpa yerler. Tamam. Ama buna kıyma vermeye başlarsan ki ben bunu yapmışımdır. Hayvan hareketlenir. Dilini kesersen ön tarafında konuşmaya başlar. Koyunları güdebilir hale gelir. Koyun güder bu karga. Koyunu güdebilir. Güdemiyordu bu ne oldu buna? Et verdiğiniz için olur. Çünkü et davranışları değiştirir. Zekasında mı artıyor? Aynen öyle. Zeka, davranış, kan kortizon seviyesi her şeyi değiştirir.
İşte aynı böcek de bitki gibidir. Peki böcek yemek düşer mi zeka geriliği olur mu? Et yemez. Zeka değil, davranış farkı olur. Davranış farkı ne? Daha olumlu, daha mülayim hale gelir. Heh, hocam Hindistan. Şimdi Hindistan'daki insanlara baktığınızda genelde mülayim, aynen, tepki vermeyen, yumuşak başlı, baş kaldırmayan. Tamam. Peki böcek yiyen neye dönüşür? Böcek yiyen de aynı bunlar gibi kımıl, harekete az ve ot yiyen hayvanlar gibi olur. O zaman itiraz etmeyen. Yapay eti bu yüzden dayatıyorlar. Kesinlikle öyle. Yapay etin en büyük olayı budur. Nedir o? Yapay et zihni gösterir. İnsanların davranış paternlerinin değişmesi ve kabul edici olmalarıdır. Bunu bilmiyoruz. Yani bunu evde deneyin ya. Bir hayvana et verin bak ne oluyor. Bir yani herhangi bir hayvana et deyince kişiliği değişir. Neden biliyor musunuz? Çünkü et bağırsakta kokuşmaya girer. Putrifikasyona. Mesela dışkınız kokar leş gibi. Ama kokoreç öyle değil. Kokoreç mis gibidir. Bak ot diyen et diyen. Ve o kokuşma sizi daha agresif, daha panik ve daha hızlı tepki vermeye yöneltir. İşte budur olay. Şeye dönelim hocam tekrar. Şimdi mesela şunu söyleyeyim ben size. Neden Akdeniz tipi diyet diyenler? Neden diyor? Akdeniz tipi diyet. Akdeniz tipi beslenme. Beslenme. İşte içinde ot ağırlıklı, işte içinde işte daha ceviz ağırlıklı. Daha barışçı olurlar. Daha barışçı. Başka? Tansiyon daha düşük. Daha ılımlı hale gelir. Evet, devam edelim. Şimdi bir dakika Murat, çok önemli bir sorun var. Konuşmalıyım. Yani bu durumda, şimdi sen anlatırken, aa dedim Akdeniz diyeti o zaman iyi. Çünkü tansiyon düşük, kalp hastalığı da az oluyor. Aynen öyle, aynen öyle. Daha uzun yaşıyorlar sakin oldukları için. Nasıl olacağız, nasıl besleneceğiz? İşte sıkıntı şu, siz hep Akdeniz beslenemezsiniz. Akdeniz diyetine ne yapıyorsunuz? Tamam. İçerisindeki hayvani gıda alıyorsunuz, o da yasak değil. Ama burada artık ne var? Tamamen... Mesela ne pompalanıyor dünyada? Veganizm. Vegan. Aynen öyle. Eti tamamen kaldırma. Eti tamamen kaldı. Et bir öcü. Vegan. Başka ne var? Böcek. Yani hep nereye doğru yönlendirme var? Hocam kırmızı et yemeyin de. Ne yerseniz yiyin. Evet. Peki kandaki demir oranını biz etten almıyor muyuz? Yani demirimizi et sağlamıyor mu? Kırmızı et de yüksek bildiğim tabii ki, kadarıyla. Tabii ki. Yani yemezsek tabii, demir eksikliği olur mu? Kesinlikle. Çünkü bir çocuğun büyümesi için, boy atması için kesinlikle kırmızı et yemesi gerekir. İşte olay budur yani. Evet. Hocam bu genetiği değiştirmiş sivrisineklere dönersek. Çünkü son olarak Brezilya'da 5 milyar doğaya salındı. Şu anda 5 milyar daha salınacak bir laboratuvar her kuruluyor. Hafta, her hafta 5 milyar salınıyor. Ha, kuruluyor. Şimdi ha, bunlar, şekilde. Bakın bunlar böcek asker de olabilir. Biyolojik silah dediğimiz nedir yani? Bir böceğe, bu illa genetiği değiştirmiş sivrisinek olmayabilir. Normal sineğe de yapabilirler, bir başka hayvana da. Genetiği değiştirilerek bunlara istedikleri mesela virüsü enjekte edip yayamazlar mı? Yani geniyle oynayıp ya da geniyle. Sadece bu sivrisineği indirgemeyelim. Evet. Kimler var? Bunlara insek diyoruz biz. İnsek ne? Eklem bacaklılar. İnsek de alem. Kim var? Kene var mı burada? Var. Bit var mı? Var. Bit zamanında tifüsü yaymıştı. Savaş zamanları. Evet. Peki kene neyi yayıyor? Kırım-Kongo ateşini. Doğru mudur? Doğru. Tamam. Pire neyi yayıyor? Vebayı. O zaman bunu sivrisine indirgeme. O zaman büyük bir ne alemi var? Eklem bacaklar. Böcek alemi var. Sen böcekleri istediğin virüsü yükleyebilirsin. Size bir şey söyleyeyim mi? Sizce bir kenede kaç virüs var biliyor musunuz? Bir kenede 1500-2000 tane virüs var. Of. Adam bunun taşıyıcı zaten. Peki ben belli virüsleri ayıklayabilip belli virüsleri taşıyabilir hale getirir miyim? Evet, nasıl yaparım? Keneleri çiftleştiririm. Yeni bir soy elde ederim. Nasıl yani? Hani hızlı koşan atla iyi süt veren at gibi birleştirsen ne olur? İyi süt veren, hızlı koşan. Aynı mekanizma. O zaman siz bütün böcekleri asker olarak kullanabilirsiniz. Nokta. Silah olarak kullanabilirsiniz. Evet, böcekler bir silahtır. Bunu hiç unutmayız. Böcekler bir silahtır. Yani biyolojik silahtan şimdi bahsediyoruz. Şimdi daha bomba geliyor. Şimdi bunlar biz o böcekleri yiyecek millet. Yarın şöyle bir şey olabilir mi? Ya biz bir dakika bir hastalık yayıldı ama biz onun farkına varmamışız. hocam çok insan ya özür dileriz olabilir. Yani çünkü öyle diyecek. Çünkü biz daha önce evrimatik olarak böcek yedik mi? Lan biz karınca yiyen miyiz? Biz daha böcekle tanışmadı vücudumuz. Ne tepki vereceğini biliyor muyuz şu anda? Bilmiyoruz. Ne virüs olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama şey ya, doğadan kurtuluş belgeselleri izliyorum ben. Bu İngiliz Amerikalıların oradaki özel kuvvetler genelde aç kaldığı zaman böcek yemeye başlıyorlar falan böyle. Peki
Ama bir şey söyleyeyim mi size? Ama o zamanla devam ettikleri için mi? Hayır, hayır. Bir sürü bugün şu anda bir sürü viral etkenin bulaşma kaynağıdır böcek. Hala. Zaten bir tanesi çok feci çıkardı ondan sonra öldüm diye. Tabii askerler mesela bazen yiyor, korkunç viral salgınlar olabiliyor bazen. Ama şey çok tehlikelidir. Mesela yılan da öyle. İşte yani özellikle bunlar... hocam şey de görüyoruz hani Tayland'da falan belgesellerde ve Çin'de zaten. Yani o böceklerin kızartmaları, işte evet, fareler falan evet, inanılmaz evet, şeyler evet, var. Şimdi o halk onu doğduğundan beri yiyor. Şimdi şöyle, onlar Çin kıtlığından sonra Mao döneminde demişler ki siz hayvanları yiyebilirsiniz. Onun için bunlar buna alışkanlık edinmişler. Peki. Hani vücut alışmış ona, onu demek istiyorum. Hayır. Doğru söylüyorsun. Bize göre daha bağışıklardır. Ama yine patlar. Hmm. Patlar. Patlar. Yani o patlamaya bir aday bombadır. Bunu o zaman başka biz... hastalıklar oluştu. Biz bilmiyoruz. Tabii, tabii. Hocam bir soru var. Şöyle, ben geçen gün gördüm, onu sana soracağım. Bu sene bir çekirge salgını bekleniyor. Milyarlarca çekirgenin önce Asya, hatta Türkiye'de tehdit edecek diyorlar. Orta Doğu ve Afrika'da büyük bir tüketime yol açacağı, yani ürünleri, tedarik zincirini kıracağından ben, söz ediliyor. Time dergisinde okudum. Tamam, ben sana büyük resme bakıvereyim. Şimdi onu diyorlar ki, Dünya Sağlık Örgütü'nden birileri, bunları yakalayın, yani yakalayın, bedava tamam, yemek, bunları kızartın yiyin. Tamam. Doğru mudur? Peki, protein yuvası bravo diyorlar. Peki neden çekirgeler sizce artabilir? Çok artmış zaten. Hayır, neden artıyor sizce? Çok basit. Çekirgenin düşmanı kim? En baş yiyen kim bunu? Peygamber devesi. Peygamber devesi diye şeydeki doğadaki şeyin böceklerin şeyi denetleyicisi. Peki peygamber böceği devesi kimi de yiyor? Sivrisine. Peki bizim peygamber develeri ne oluyordu sivrisine yiyince? Dişileşiyor muydu? Dişileşiyor. Erkek nüfusu kalmıyor muydu? O zaman peygamber devesinin nüfusu kaybolursa ne olur? Diğer bütün böcek nüfusları artar. Al büyük resim sana. Demek ki sadece bu bizim genetiği değiştirmiş sivrisinekler sadece virüsleri yayılmasını önlemek değil, yarın bir böcek nüfusunu da dünyada arttırılmak için de araya konabilir. Nasıl arttıracaksınız? Şey nüfusunu, çekirge nüfusunu, onun düşmanını yok eder. Yok eder. Zaten arttı şu anda, inanılmaz bir tehdit var daha, bu bir sene. Bir dakika daha bombayı söyleyeyim. Zamanında biz kuş gribi diye tavukları itilaf evet, ettikten evet, sonra kümesli kene nüfusu patladı da Kırım Kongo patlamadı mı? Peki biz şimdi ne yaptık şimdi? İyi bir şey mi yaptık? Peki bunu bir akıl düşünmüş müydü? Hocam şöyle söylüyorlar. Yani deli dana da aynı şekilde hocam. Deli dana mevzusu. Düşünmüştür herhalde. Tabii düşünmüştü. Hocam diyorlar ki, şimdi baktığımızda biz gördüğümüz şey şu. Ben o küreselci oligarşinin yapmak istediği şey şu. Bunu görüyorum net şekilde. Doğal olan her şeyi değiştirmeye çalışıyorlar. Evet. Şimdi siz buna katılırsınız ya da katılmazsınız. Biz buna diyoruz ki bunlar bir tanrılaşma iddiası var. Zira Bill Gates dedi ki ben Tanrı'nın yarım bıraktığı işi tamamlamak için geldim diyor. Bunun açık kendinin beyanı var. Ve dolayısıyla baktığınızda işte doğal etin yerine yapay et. Doğal insanın yerine sentetik insan ki birazdan konuşacağız. Neuralink ondan sonra. Transhümanlar. Transhümanizm. Daha sonra doğadaki her şeyi mesela yapay hale getirmek istiyorlar. Kendileri oluşturuyor. Yeni bir sentetik ekolojik sistem oluşturmak istiyorlar. Bunlar bunu yaparken diyorlar ki kardeşim tamam güzel siz konuşuyorsunuz da yani bunlar bunu yaparken doğru biz kabul ediyoruz. Siz tek siz mi akıllısınız diyorlar. Yani bunların haberi var mı? Ya da haberi olanlar susuruluyor mu? Yani şey mi uygulanıyor? Sansür mü uygulanıyor? Yoksa tek akıllı biz miyiz hocam? Yani onu soruyorlar. Şimdi Twitter'a bakıyorum ya telefona. Hı-hı. Onu soruyorlar. Ha, bak ne güzel sormuşlar. Bu arada Cüneyt Özdemir televizyoncu dostumuz izliyor. Selam gönderdi. Buradan selam gönderelim. Mesela, hocam. Sağ olsun. Biz de selam gönderiyoruz. Şimdi, teşekkür ederiz. Şöyle bir şey var. Tek akıllı biz miyiz? Bak çok güzel vurguladın. Şimdi size bir şey anlatayım ben. Tek akıllı biz miyiz'e bakalım. Yıl 2000 bütün kadın doğumcular menopozdaki kadınlara hormon yazıyoruz. Menopoza mı girdin anneciğim? Trak! Ne yazıyoruz dışarıdan? Diyoruz ki artık bunun yumurtalığı çalışmıyor. Östrojeni yok. Peki östrojen olmazsa ne olur? Kemik erimesi olur. Alzheimer olur. Evet. Ne yapalım? Bu doğal değil diyoruz yani. Bir dakika yani bu kadın hayat boyu böyle östrojenli. Dışarıdan yuttururuz değil mi? Hocam biz soruyoruz öğrenciye. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Menopozdan sonra östrojen verilmelidir. Evet o doğru. Bunu öğretiyor muyuz biz?
Yıllarca öğrettik. Sonra bir tane bizim gibi akıllı, senin benim gibi. Lan dedi bir dakika ya. Ben bunları araştırdım. Östrojen alan kadına patır patır kalp krizine ölüyor. Dedi yapmayalım. Nasıl dersin? Ne öyle mi olur? Böyle mi olur? Şimdi ne çıktı? Moratoryum. 2005-2006'dan sonra dediler ki menopozdan sonra östrojen vermemeliyiz. Şimdi soru şu. Hangisi verilmez oldu sonra? Peki bu değişiyor da. Tıpta o kadar böyle şeyler var ki değişen. Yani rutin. O kim ya değiştirdi biliyor musun bunları? Bir akıllı değiştirdi. Şimdi size ben bir şey anlatacağım. Bunu anlatayım. Bir hikaye belki biliyorsunuzdur. Kurşunlu benzin muhabbeti. Şimdi bir adam büyük bir firmada çalışıyor. Diyor ki kardeşim dünyada kurşun arttı. Bunun da sebebi diyor petrol. Ya sen delisin. Ben diyor bunu ispatlayacağım. Gidiyor şeye Antarktika'ya. Diyor ki ben buzulları çıkaracağım 100 metre derinden kurşun bakacağım. Ben eminim ki diyor orada kurşun azdır. İspatlayacak ki abi kurşun çıkarıyor 100 metre derinden. Kurşun miktarı aynı. Şirket diyor ki ne aldı? Adam kafaya takmış bunu. Bir dakika diyor. Millet buraya diyor işiyor. Dışkısını yapıyor benim personel. Evet. Sümüğü akıyor diyor. Mide diyor ki buraya işemeyeceksiniz. Nereye işeyeceğiz? Torbaya. Çünkü diyor o kadar küçük ppm ki sizin işe nefesiniz bile etkiliyor burayı diyor. Abi olayı bir değiştiriyor. Kurşun miktarı 20'de 30'da 1. Ve bu adam bir yıldız oluyor dünyada. Kurşunsuz benzin oluşturuyor. Dünya bir deliye bakar. Bunu hiç unutmayın. Dünya bir deliye bakar. Hani diyor ya millet işte o çünkü insanları alıştırıyorsunuz evet, bir şeye. Doğru. Evet, kesinlikle. Anladınız mı? Onun için... Bütün evet. Ana akım medya. Evet. Yani esasında bütün onların yanında olduğu için yanlışı da doğru gibi gösteriyor. Kesinlikle. Sonra da diyorlar ki yanlış tıbbi bilgiyi yayma çıkarıyorlar. Kendi... Onların dediğinin karşısında bir görüş olursa tabii. Yanlış sayıyorlar. Şimdi mesela zamanında ne oldu? Dediler ki işte söz konusu virüs emboli yapıyor, pıhtı yapıyor. Aşılar da insana görüyor. Gencecik insanlar emboliden, kalp krizinden kalp öldü. Krizi. Bakın İngiltere'de ölümler 3 kat artmış 2023 yılında. Ne evet. Ölümleri bunlar? Söyle bana. Kalp krizi 1. Kalp krizi 1. Pıhtı atması. Pıhtı atma 2. 3 evet. Kat. Şimdi ona bir de şey peki, eklendi hocam. Turbo kanser diyor. Tamam. 3 kat arttı değil mi? Peki salgın neden, yok. Nedeni ne? Nereden evet. Arttı? Ne bu herkes böyle. İşte COVID şey zamanında, salgın zamanında evde yattılar da yatınca damarlar yağlandı da... Şimdi bir yayın çıktı geçenlerde şöyle bir şey. Haluk hocam gülüyor. Şöyle diyor yayın. Aşılar birazcık emboli riskini arttırıyor. Birazcık. Senin küçük pıhtı var ya. Mini pıhtı. Ya kardeşim insanlar patır öldüler. Ya yazıklar olsun. mRNA'dan dolayı mı öbür inok? Tabii ki mRNA'dan dolayı. Yani şimdi bu ne yapıldı? Yani çok da... Ya acele edildi işte. Kardeşim. Sen bunu acele... biz bunu şey yapmayalım. Yani ya tamam işte ya bir dakika. Burada neden oluyor biliyor musun? Bizde şöyle bir anlayış var. Bütün dünyada var bu. Bir adam aykırı görüş bildiriyorsa önce ne oluyor biliyor musun? Önce herkes üstüne. Sonra diyorlar ki bir dakika ya acaba doğru mu? Sonra diyorlar ki abi bizi kurtar. Robert Mellon hocam işte bu evet. mRNA aşılar değil mi? mRNA'nın mucidi. Bana kızdı kendini. Mucidi. Evet. Şimdi adamı tuttular dediler ki bütün sosyal medyadan aforoz ettiler çıkardılar evet. Dediler ki sen anlamazsın bu mRNA'dan ya. Sen nereden bileceksin? Adam bunun mucidi. Bir de şey vardı. Luke Montaigne vardı. Adam yazık öldü gitti. Kederinden öldü. Adam komplo teorisini ilan ettiler. Adam HIV bulan adam Fransa'da. Dedi ki Nobel adam bir için Nobel ödülü. Dedi ki bu virüs normal değil laboratuvar virüsüdür. Aşı konusunda şüphelerim var. Adamı ya dediler ki adama ne dediler biliyor musun hala? Bunların dediler Nobel başını döndürüyor. Bunak dediler. Sonra. Aynen öyle. Bunamış şey dediler. Yani. Tuhaf evet. Bir şekilde 2-3 ay sonra da öldü. Öldü. Kederinden öldü. Kederinden diyelim. Vallahi kederinden öldü. Şimdi ne diyorlar biliyor musun? Şimdi bütün bilimsellik COVID diyorlar. İşte söz konusu long uzuyor. Bir de şimdi long evet. Aşı çıktı. Aşını yaptıranlar da etkiler hani. Nasıl aşı yap şeyler enfeksiyon geçirenler kendini toparlayamıyor. İşte sisli beyin var her yeri ağrıyor. Meğerse aşı yaptıranlar da öyle oluyormuş. Allah Allah. Merkez böyle. Alıştırıyorlar hocam, alıştırıyorlar. Hocam bir şey sorayım mı? Buyurun. Yayın öncesi konuştuk ama inanılmaz bir şey söyledin sen. İnanılmaz bir şey geliyor dedin. Ya o... Hani bu salgın şimdi... ötesi bir şey. Evet, nasıl olacak bilmiyorum ama her yerden böyle artık tamamen kapanacağımız, evet. Tamamen işte evet. Çipiyle tam kontrole evet. Dönecek. Aynen öyle. Büyük bir salgın. Büyük bir salgın geliyor. Yani bu... Ek bir şey daha sorayım. X hastalığı deyip ortalığı ayağa kaldırıyorlar.
Sizde. X mi yoksa başka bir yoksa şey mi? Yoksa daha büyük İsmine bir şey. Başka bir şey o zaman bir de ben ekleyeyim. Ne? Bir de ben ekleyeyim ondan sonra sözü tamam. Verelim sana. Yani işin özü şu arkadaşlar demek istiyor ki laboratuvarda ya biz burada hata yaptık diyen bir kötü niyetliler olabilir. Şu hatalarımızı bir düzeltelim. Bu sefer gerçekten bir nüfus planlamasına gidelim diyebilecek ölçüde tehlikeli bir salgınla karşılaşma ihtimalimiz nedir sevgili şimdi, hocam? Yıl 1960'lar Amerika. Hocam her yerde şey reklamı var. Margarin reklamı var. Herkes evet. sürüyor. Türkiye'de öyle. Benim sürüyor, gençlik sürüyor. Zamanım devamlı yerdik. Hop dedik yiyoruz hocam evet. Tamam mı? Ondan sonra abi Amerika'da ne patlıyor biliyor musun? Kalp krizi patlıyor. Millet patır patır ölüyor. Sonra diyor bir dakika ya bu neden oldu bu? Korkunç karaciğer yağlanmaları. Başka ne var biliyor musunuz? Kan lipitleri acayip. Peki hastanın adı ne? Sendrom X. Evet. Hala var. Bunun diğer adı ne biliyor musunuz? Metabolik sendrom. Metabolik sendrom ne biliyor musunuz? Birazcık göbek çevresi yağlı olan, kan şekeri yüksek, insülin direnci olan, sürekli yemeye meyilli, ne olduğu belli olmayan bir şey. Adı ne? X. Bunun adı X. Hocam X ne biliyor musun? Eğer ortalıkta bir şeyler geziyorsa yakında da X'tir kardeşim. X'i duyunca kaçın. X'i duyursan bir cisim yaklaşıyor. Bir cisim yaklaşıyor. Bir de geliyor. Gezegen var X ha, koydular. Tamam. Adına. Bir şey yaklaşıyor. Gezegen X'de geliyor. Ha, tamam. Oradan, bir de X var ya tamam. Twitter var. Tamam. Ha, bir de X var. Evet. Şimdi, bir şey yaklaşıyor. Bir şey yaklaşıyor. Şimdi X şundan deniyor. Diyor ki kardeşim dünyada bütün şu anda insanlar virüs editlemeye soyundu. Virüs edit ne biliyor musunuz? Virüs bir kod ya. Biz bu kodu değiştirelim. Kodu nasıl değiştirebilirim? Mesela biz öyle bir kod yazalım ki buna kanser hücresini öldürsün. Mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Evet kodu değiştirebiliriz. İçinde aynı bilgisayar kodu gibi. Evet. Peki biz bu kodu değiştirip sadece B kan grubu olanları öldürebilir miyiz? Sadece B kan grubunu. Öldürebiliriz. Bravo öldürebiliriz. İki. Peki organ nakillerinde biz HLA bakıyoruz biliyor musunuz? Hani 6'da 6 uyumu duymuşsunuzdur kemik iliği nakillerinde. Mesela sizin bir HLA var bir gen protein bu. Uyumlulara kemik iliği nakli yapıyoruz. Biz peki bütün birçok ülkede HLA'lar belli mi insanların? Belli. Yani kan verip kan verdiniz ya bakılabiliyor. Doğru, evet. Peki Türkiye'nin bölge bölge HLA aşaması belli mi? Kıyı bölgeleri, orta bölgeleri? Belli. Belli. Peki ben bir virüsü belli bir HLA'yı öldürmek için programlayabilir miyim? Programlayabilir miyim? Bravo. Tamam. Belli bir bölgeyi ishal yapmak için belli bir kafayı yesin diye olur mu? Genlere göre virüs üretme. Bravo. Genlere göre virüs üretme. Bu olur mu kardeşim? Olur. Şimdi o zaman yani işimiz geliyor. Geliyor. Peki bir de elimizde bir teknoloji var. Ne o? Eskiden virüs editlemek çok zordu. Lan virüs çok küçük bir şey. Neresini bulup editleyeceksin? Ama şimdi bir enzim var elimizde. Makas var. CRISPR artık bu işi yani eğer biliyorsan hocam hazır kitler satılıyor. Diyor ki bu diyor enzim şuradan kesiyor, buradan kesiyor. Peki kestin. Araya ne koyalım? Araya bizim mesela ne virüsümüz vardı? Böyle gariban yatan virüsümüz neydi bizim? İşte bilmem ne çiçek olsa. Çiçek virüsü koyalım. Kızamık. Kızamık. Biz bu kızamığın içerisinde bir şey koyalım. Bu beyni tutsun. Beyni tutsun ama öyle bir yeri yok etsin ki. Hafıza gitsin. Üreme gitsin. Üreme gitsin. Cinsel arzu gitsin. Hmm. Hocam. Bir enfeksiyon geçiriyorsun ki şeyden sonra çok oldu mesela arzu bu. Arzu gitsin diyorsan cinsel tercihi tercih de tabii değişebilir. İnfluenza salgınından sonra bu şey gribi var ya İspanyol gribi evet, binlerce evet. insan Parkinson oldu. Ne anladılar? Ha bu influenza Parkinson yapıyormuş. O zaman nasıl anlaşıldı bu? Ama şimdi nasıl anlaşılıyor? Şimdi herkes neyi biliyor? Dünyanın en bulaşıcı virüsüne SARS-CoV-2 omikron varyantı. Duruyor mu elimizde? Var. Deney yapılmış hazır. Ya bu sadece bir grip yapıyordu. İşte akciğere giriyordu. Boğaz ağrısı yapıyordu. Fazla da çok öldürmüyor zaten. Çok koku, yoğun koku geliyordu. Ha koku gidiyor. Biz bunu o kokuyu orayı keselim zaten. Bu beyne gidiyor mu gidiyor? Biz oraya biraz bir şey koyalım ya. Ne koyalım? Hafıza gitsin. Cinsel tercih gitsin. Hocam cinsel tercih beyinde belirleyen kaç tane nöron var biliyorsun? 1000 tane nöron. 1000 tane sinir hücresini öldür. Bir de dişileşirsin. Diyeceksin ne oldu ya bana ya? Bir dakika ben eskisi gibi değilim hocam. Uyum suyum değişti. Anladın mı? Ve bu kadar kolay. Bir dakika Oytun burada takıldım. 100 milyar nöronumuz var. Evet. Ama 1000 tanesi. Cinselliği 1000 tanesi evet, 1000 tanesi belirliyor. Yani bütün o adelelere elektrik akımını veren evet.
o işte arzuyu, şehveti, bin tane adam veren nefs dediğimiz olayı tetikleyen bin tane. Niye cinsellik ilgini çekti ki? Oytun'un anlattığı şeyi anladığım için şöyle yani çok biz de anladık. Bir komplo teorisi çıkardım buradan. Yani bak burada çok büyük bir plan var. Bu plan işte öldü ya biliyorsun sonuçta neydi o neyse boş ver onun ölmesi. Bakın bir Amerikan planı vardı yıllar önce Kissinger. Dedi ki 1974 yılında dünya nüfusu 8 milyarın üstüne çıkarsa biz kontrol edemeyiz. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı'nın iktidarı düşer. Dünya nüfusu 8 milyarın üzerinde. Şu anda Kissinger öldü ama şimdi Oytun'un dediği planlar devreye girdi. Nüfus artışını evet savaşlarla belki o salgınla bir şekilde dengelemeye çalışacaklar, yok etmeye. Ama bir taraftan da üremeyi engellemeleri gerekiyor. Ve dolayısıyla o nöronlar çok önemli şimdi. Evet, evet. O bin tane nöron hedef yapılmış durumda bir. Bunu çıkardım. İkinci komplo teorisi bunların hiçbiri komplo değil. Hepsi gerçek. Ve çok net ortaya çıktı. Bir kere kesinlikle transhümanizmi bu yüzden teşvik etmek zorundalar. Ve bu yüzden yeni virüslerle ortaya çıkıp hiçbir şeyi öldürmese bile tıpkı işte o sivrisinekler yoluyla ya şunla bununla cinselliği... Sana çok basit bir şey söyleyeyim. Dünyanın en basit bir şeyini söyleyeyim sana. Farenin beynine toksoplazma giriyor. Mikrobu. Fare kediye aşık oluyor ya. Vallahi billahi. Bak yemin olsun sana. Bak hocam bir tane bu ne yemin biliyorsun? Yemin etmeyin çünkü siz hocam laboratuvarda bunları çalışıyorsunuz. Çok ilginç bir şey. Çünkü bunları çalışıyorsun ya, sevgili Oytun. Reklama gideceğiz birkaç dakika. Bu ne biliyorsun? Şimdi fare de kedi düşman ya. Evet. Farenin beynine toksoplazmayı koyun. Gidiyor. Kediyi yanaşıyor öpmeye ona. Çalışıyor. Cinsellik yapmaya çalışıyor. İdrarını kokuyor. Kedi de yiyor. Kedi de onu yiyor. Ya bu nasıl bir şey? Kedi yani, ne yapıyor hocam? Kedi yiyor. Öldürüyor. Gelmiş yanına. Yani amaç ne? Geliyor, toksoplazma kediye geçsin diye. Çünkü döngüyü tamamlayacak. O zaman kedi de öyle peki, olacak. Kedi de köpeğe mi yanaşacak? Bravo. Kediden de köpeğe. Aynen. Peki bunu bir tane hücreli başa yapıyor. Mikrop yapıyor. Bir hücreli. Ne yapıyor yani? Peki insana geçince ne yapıyor? Cinsel dürtüleri artırıyor. Eşcinsel eğilimleri artırıyor. Kaç dakika var mı? Virgül yemek. Şey, peki insana kimden geçiyor? Kediden geçiyor. Bak bunlar çok ölümcül açıklamalar. Evet. Arkadaşlar her birinin üzerinde daha ölümcül açıklamalar durumda. Biraz sonra. Biraz sonra reklamdan sonra şu geliyor. Özellikle insanların artık update edilmesi o konu. Ona biraz evet. Hacklenmesi de daha etkilenmesi. Birer antivirüs mü taşıyacağız evet. Her evet. Birimiz? Reklam çok kısa. Sevgili dostlar bir yere ayrılmayın devam edeceğiz. Evet efendim büyük resim kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Oytun Hocam, özelden de bir sürü soru geldi. Bugün buradasın. Çok fazla soru var. İlaç takviyesi soranlar var. Başka şeyler soranlar. Onları sormayacağım ama yine bu konularla ilgili ara ara gelen soruları nakledeceğim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu akşam tabii Murat Hocam, hani Gazze katliamını konuşacağız. Alman ordusunun ses kayıtları var. Onları konuşacağız ama şimdi öyle bir kurgu yapalım ki hem hocamla dahil ederek devam edelim istiyorum ama bu konularda kalmasın da istiyorum. Devam etsin bu konularda. Bunlar devam edelim. Gidelim. Ara ara da onları gireceğim tabii, ben. Tabii, tabii. Olur. Araya sıkıştıracağım ama. Dinlendirmek için girersin. Şöyle bir şey yapalım mı? Bu Suudi Arabistan'da bir robot var. Evet. Onunla bir başlayalım. Transhuman konusuna böyle yarı robot yarı insanla öyle bağlayalım. Sonrasında nasıl hacklenecek insanlarla devam edelim ama tabii bu işin biraz mizahi kısmı ama gerçek. Bu Haluk hocam gerçek. Çok ilgilendirecek. Bunu Haluk hocama da yorumlaması için sormuş olayım. İkinci videoyu alabilir miyiz? Suudi Arabistan'da yapılan ilk robot denemesinde sunucuyu taciz etti diye böyle bir haberimiz vardı. Görüntümüz de var. O görüntüyü alıp Haluk Hocam'a sorayım. Hazırsa alalım. Evet. Sesi de vardı diye hatırlıyorum ama sesi de açabiliriz. Evet. Evet. Haluk Hocam. Artık robotlar her yerde. Suudi Arabistan'da da zaten evet. Suudi Arabistan robot devleti kurma aşamasında ön planda olan Neon projesiyle özellikle Line ilginç. Projesiyle ön planda olan şey bu da basına yansımış. Evet. Bunu hakikaten kasıtlı mı yaptı bu espri olarak mı yapılmış yazılımına böyle mi yüklenmiş bu yani? İşte onu sen yorumlayacaksın. Şimdi bak bilmiyoruz. Yapay zekada şöyle bir sorun çıktı. Amerika'da bir deney yapıldı. Yapılan deney de şu eşelon deneyi.
suç işlemeden işleyecek olan insanları tespit etme. Hı hı. Ve orada şöyle bir şey çıktı. Yapay zeka ırkçı çıktı. Asyalı ve özellikle siyahi insanları suçlu ilan ettiği için program iptal edildi. Sebebini sorduklarında onlar suçludu. Onlar suçlu doğuyor. Öyle demiş, tamam mı? Şimdi bak, burada bir şey gördük. Bir tacizci. Yani şimdi bunun yazılımcısı büyük ihtimal şeyi yüklememiştir. Yani bir taciz yok, yazılımı yok, yüklememiştir. Işte, ama mizahi kısmı o ama. Yapay zekanın en büyük sıkıntısı şu. Bak, bir çocuk yani doğuyor yani. Ama sen ona bir zeka hani katıyorsun. Ondan sonra neyi öğrendiğini bilemiyorsun. Yapay zekanın en büyük sıkıntısı o. Stephen Hawking bunu söylemişti. Dedi evet. ki kontrolsüz başıboş bırakılıyor. Ve dünyadaki her yere milyarlarca deliğe girip çıkan bir yapay zeka düşün. Yani bütün sapıklıkları biliyor. Ne kadar sapkın şey biliyor, onlarda etik değer yok ki. Yapay zekada etik diye bir şey yoktur. Ahlak yoktur, yapay zeka nötrdür, tamam mı? Kötüyü de bilmez. Mesela ne yaptı? Geçen yıl Rusya'da bir çocuğa işlediği cinayet sonrası git bataklığa göm dedi. Çocuk da cinayet işledi. Gitti bataklığa gömdü, kıyamet koptu. Yani demek ki burada da böyle bir şey var. Şimdi burada tabii ki bir iğrençlikle karşı karşıyayız. Son sözü sana vereceğim Oytun. Bir Türk araştırmacı yazar değil. Bir Türk profesör ama Belçika'da çalışıyordu bayan. İsmini unuttum, geçen yıl yayınladım. Çünkü açıktan yayınladı. Dedi ki öyle bir dünya oluşturuyoruz ki. Ve çok mutluyum dedi. Bu buluşu biz yaptık dedi. İnsanlar gelecekte sanal dünyanın içinde yaşarken sanalla gerçeği ayırt edemeyecek. Hedefimiz bu dedi. Bunu söyleyen bir Türk profesör ama Belçika'da görevli. Üniversite olarak bunu başardık dedi. Bir gözlükten bahsetti. Sonra bilemiyorum ne olduğunu, ben de yayınladım ama hiçbir şey olmadı. Evet. Arkadaş da söylediğiyle kaldı. Şimdi buyurun hocam, ben de bir şey ekleyeyim hocam. Ondan sonra uzun uzun yine söz verelim. Şimdi bir bilim insanı olarak tabii yorumların çok önemli bizim için. Şimdi yıllar öncesinde Facebook'la başlayan o süreçte işte bilincin kopyalanması hep bu konuşuldu. Bir bilgisayara kaydedilmesi, zihinlerin kaydedilmesi, arkasından yine işte bir robota aktarılması, tel hassasiyetinde olması. İlk çıkış noktası da işte senin ölmüşlerinle seni tekrar görüştürmek, işte dedeni göreceksin, konuşacaksın falan. Böyle bir projenin başlangıcı vardı. Arkasından Elon Musk devreye girdi. Neuralink projeleri girdi. Birkaç hafta veri de verdi. İşte yok 5 mikronluk, 20 milimlik falan kablolar, şöyle falan bir şeyler verdi. Tabii arkasında neler var onu bilmiyoruz. Ama geçtiğimiz günlerde de önce işte maymun deneyi vardı. Atari oynattı onlara. Sonra domuzun beyin dalgalarını çekti, aç bıraktı onu günlerce. Sonrasında yemek yerken aldığı hazı bilgisayarda gösterdi falan. Sonrasında geçtiğimiz günlerde de biz ilk beyin çipini taktık dedi. Hatta onun daha sonrasında işte mouse kullandığı falan, bunlarla ilgili de şeyler söyledi falan. İş tamamen insana bir çipin takılması, sonrasında dışarıdan kontrol edilmesi şeklinde anlatıldı. Ama bunu iyi niyetle, tırnak içerisinde, bu sizin iyiliğiniz için. Niye? Yarın hasta olursan vücudundaki çip ya da bir nanobot vücudunu tarar, virüsü söyler, müdahale edebiliriz, merkeze bildirir. Arkasında işte DSO ya da başka kurumlarla beraber müdahale edilir. Bak, bu sizin sağlığınız için, iyi için. Şimdi bu virgül kenarda. İkincisi de arkasından hep şunu dedi ya, hani o birinci bölümde hocam şeydi, bilgez işte tırnak içerisinde biz Tanrı'nın yarım bıraktığı işi yapıyoruz. Harari de aynı şekilde. Yani yapay ile değiştirdiğimizi ölümsüzlüğü bulacağız gibi, yine tırnak içerisinde. Bunlar hep konuştular. Çünkü bu Allah haşa işte yarattı. Bu ölüyor, hastalanıyor, kolu bacağı kırılıyor bilmem ne. Ama ben yapay ile değiştireceğim ve ölümsüzlüğü bulacağım. Ve arkasından da inanmasına gerek kalmayacak bir ilaha da gibi beyanları var bunların. İşi tamamen böyle bir dinsizliğe götürüyor. İki türlü de insanların geleceğine dair büyük bir tehdit görülüyor ve fıtratı ile ilgili tehdit görülüyor. Biraz önce dediğin gibi cinsel tercihlerin, üremenin sorun olması falan gibi. Sen bir bilim insanı olarak geleceği nasıl görüyorsun hocam? Ya şimdi hep aynı şeyi paylaşıyoruz. Bir kere gelecek bizim şu anda olduğumuz, şu anda bildiğimiz bir şey olmayacak. Yani bunu bir kere bilebiliriz. İlk başlangıçta olacak şey insanın diye cinsel şey olmayacak. Erkek ya da kadın diye bir şey olmayacak. Peki bunu insan bile... insan olacak mı? Şimdi bakın, nasıl biliyor musun? İnsan insan olmaya devam edebilir ama insanlıktan çıkmış olacak. Yani şimdi şuna bakarsanız. Çünkü şu anda yapılması istenen en büyük şey, hani unisex deniyor ya, tek cinsiyet. Evet. Tek cinsiyet.
Saçlar tek olacak. Davranış tek olacak. Yani singularite ile tek, evet, birleştirelim. Tek, yani, bir tip. Davranış uyumlu. Baş kaldırmayan. Bir inanç sistemine sahip olmayan. Koyunlaşmış bir şey, evet. Aynen, koyunlaşmış. İtaatkar. Yani birazcık esasında zombi gibi düşünebilirsin. Sana evet. Ben bazen hani bir zombi salgını olur mu? Olabilir. Çünkü zombi salgını, hani zombi diye düşündüğün şey nedir biliyor musunuz? Filmlerdekiler gibi. Aynısı. Ha, aynısı diyorsun. Zombi nedir biliyor musunuz? Prion salgınıdır. Yani bir nedir o? Deli dana gibi bir proteinin beyninize girmesidir. Ve size şunu söyleyebilirim. Bugün denizlerde, insanlarda son çıkan olaylara bağlayın beraber. İnsanların beyinlerinde, bakın bunu iddia ediyorum, prion birikmeye başlamıştır. Peki bunu nasıl yapıyorlar şey? Son elimizdeki nelerle? Olaylarla. Bir, gıda takviyeleri. Evet. Gıda boyaları. Fesullar. Tarım ilaçları. Söz konusu yapılan... Evet. Kemtreillerde giriyor mu? Hepsi. Yevdoğlu yiyecekler dahil mi? Hepsi. Şu anda vücuttaki proteinler değişmekte. Yeni bir, yani siz gelecekte şunu görebilirsiniz. Erkenden bunayan, 40 yaşında hiçbir şey hatırlamayan, ağzından köpükler gelen, onu bunu ısırmaya çalışan tipler görebilirsiniz. Hocam şimdi bakın önümde bir notlar var. Şöyle diyor. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Türkiye obezitede birinci sıraya yükseldi. Aynen. Bir. İki, TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de doğurganlık oranı azalmaya başladı. Evet. Ciddi anlamda azalmaya başladı. Evet. Şimdi bu iki tane veri esasında Türkiye için kırmızı alarm çalmaya başladı. Evet. Niye? Bu dediğiniz Türkiye'den başlıyor olabilir mi? Yani şimdi şöyle, tarımda çok ciddi ilaçlar kullanılıyor. Evet. Ve bize şunu diyorlar. Hibrit tohum, efendim dekar başına daha fazla verim alabilmek için doğru. İşte bir takım ilaçlar kullanın diyor. Gübre kullanıyor ya. Azot, gübre. Çok bir şey var Murat abi. Genetiği değiştirilmiş bitki, sen üstüne glifosat denen o tarım ilacını döktüğün zaman etkilenmiyor. Ama ayrıgotunu öldürüyor. Olayı anla yani. Olayı anla. Ayrıgotu ölüyor, bizimki ölmüyor. Neden? Bizimkide direnç geni var. Bu sefer ne yapıyor? Ayrıgotu ölsün diye daha çok dökülüyor. Bizimki yine ölmüyor. Peki bir sorun var. Ulan ayrıgotunu öldüren sana ne yapar? Bak, gülüyorum ama ağlamadık, evet, halimize gülüyoruz. Korkunç, tamam. Verim on numara. Ayrı şey yok, zararlı ot yok arada. Ama sen onları ne kadar yıkasan da paklasan da o içine işlemiş onun. Şu anda korkunç miktarda insanlar tarım ilacı alıyor. Böbrekler bitik, karaciğerler bitik, beyinler bitik. Peki ne yapıyor tarım ilaçları biliyor musunuz? Tarım ilaçları 2. Dünya Savaşı'nda bulunmuştur. Evet. Tarım ilaçları beyni en çok bozan şeydir. Ne yapıyor biliyoruz? Biz deney hayvanlarını Alzheimer yapmak ve bunaltmak için tarım ilacı kullanıyoruz. Hocam geçtiğimiz sene Amerika'da çok ünlü bir tarım ilacı firması, hatta ilaç da üretiyor bu firma, ismini vermeyeyim, 5.8 milyar dolar. O zaten tarım ilacını bulan şirket o. Şimdi tazminat ödemeyi kabul etti. Evet. Bu ne demek? Ben insanları öldürüyorum demek ya. Yani neden kansere vermesin? Neden tabii olduğu ki gerekçesiyle. Tabii ki. Yani şu anda insanlar şunu söyleyebilirsiniz. Ya uzakta aramayın yani şeyi. Hani sen şunu diyebilirsin ya, Alzheimer nerede kardeşim? Ya kardeşim senin şu anda yediğin şey, hani biz diyoruz ya X hastalığı. Yarın şu çıkabilir. Bakın size söylüyorum. Haberler. Mystery diseases. Ne bu? Şey hastalık. Yani ne onun adı? Gizemli hastalık. Belirtilerini söyleyeyim mi? 40 yaşında, 35 yaşında insanlar bunu yiyorlar. Sebep belli değil. Peki ne yapıyor bunlar? Böyle mal gibi duruyor. Peki ne yapıyorlar bunlar? Bu işte annesini ısırmış. Babasını ısırmış. Ya bu ne oldu bunlara? Ondan sonra beyin biyopsileri, parçalar ölenlerden. Bunların beyninde garip bir protein birikmiş. Nereden geldi protein? O protein nereden gelmedi? O proteini kim yaptı? Üretler. Biz yaptık. Yani ne yaptık? Tarım ilacıyla. Hadi hocam geçtiğimiz senelerde... Peki o insanı toprağa gömdüğün zaman o protein nereye geçiyor biliyor musun? Bitkiye geçiyor. Bitki yiyen koyuna geçiyor ve döngü devam ediyor. Ve şu anda size iddia ediyorum. Gelecek 10 yıl içerisinde ya da 20-30 yıl içerisinde kesinlikle bir zombileşme olacak. Bir de hocam bunu geçtiğimiz senelerde... Bu net bir bilgi. Şu anda çünkü Kanada'da bir geyik hastalığı ortaya çıktı. Geyikler nasıl biliyor musunuz? Boş boş bakıyor. Ağzı köpük içinde yutkunamıyor kuduz gibi ve bunamış. Geyik böyle bakıyor.
geyiği tüfeğe getiriyor, alnına dayıyor, patlatıyor. Geyik vurulup ölüyor, kaçmıyor bile. Zombi geyik hastalığı. Şimdi diyorlar ki ya bu insanlara geçerse, suyu kirletirse, peki etken belli mi? Değil. Yarın bu haberler çıktığı zaman bak ne oluyor o zaman. Bunu bekleyin. Sentetiği de geçtiğimiz senaryo F harfiyle başlayan bir maddeden yok muydu? Otobüslerde arkada böyle birbirine işte ısırmaya çalışıyordu, titriyordu. Evet, öyle başlayan tabii. Sentetik yani de. Yani söyleyebilirsiniz yani o şey değil yani. Yani o sentetik de öyle. Yani şu var şimdi şu anda. İnsanlar şu anda bir hata yaptı. Kimyasalları vücuduna sokarak bir reaksiyon başlattılar. E bu reaksiyonu durduramayabiliriz biliyor musun? Bu türün yok olmasına sebep olabilir. Şimdi hocam Parkinson dediniz tam da bu noktada. İşte Neuralink projesine geçelim esasında. Ya bu bir buyurun. Transhumanizm. Baktığınız zaman 1957'lerden sonra mesela bu transhumanizm dedikleri şey insanı makinalaştırma ya da makinayı insanlaştırma hareketi sürekli tanrılaşma iddiası var. Yani sentetik insan. Mesela Cüneyt Zapsu 2018 yılında Davos'ta yapılan zirveye katılıyor. Bakın ki Cüneyt Zapsu böyle komplo teorisyenliği falan yapacak bir kişi değil. Şimdi çıktı o toplantıdan sonra dedi ki üzülerek belirteyim ki yani belki de 2020'ler, 2030'lar biyolojik insanın sonu olacak. Ya orada çünkü konuşuluyor. Şimdi baktığımızda Elon Musk mesela bugün dünyanın en zengin iş adamlarından bir tanesi. Diyor ki ben bu Neuralink projesiyle Parkinson hastalıklarını, işte nörolojik hastalıkları bu projeyle düzelteceğim. Benim gördüğüm, küreselcilerde gördüğüm özellik şu. Şimdi bu tür proje piyasaya sürdüklerinde 3 tane yanlışın yanına bir tane doğruyu katıyorlar ve bütün propagandayı albenisini o bir doğru üzerinden yapıyorlar. Şimdi burada doğru mesela böyle bir teknoloji varsa yani gerçekten Parkinson hastalığını düzelten bir sistem bir tedavi varsa bunu almalıyız doğru. Ama şimdi düşünüyorum yani beyne çip takıyor ve başarılı oldu. Amerika'da bu onay da aldı ve bu insana yarın şimdi hacklenme olayına gireceğiz. Çok önemli bomba var da esasında DNA'ya işte dediniz ya yerleştiriliyor. Hard disk yerleştiriliyor. Tam da bu projenin altyapısı değil mi bu? Yani burada insana yarardan çok zarar mı verilecek yoksa biz çok mu uçuyoruz hocam? Yani iyiliğiniz için veriliyor öncesinde ama arkasında şöyle, ne gelir onu şimdi konuşmak lazım. Bir insanlarda mesela hayvanlarda beyninde haz bölgesi neresi mesela? Şuradan tam orada, orta noktaya girin. Orada bir yer var. Striatum, akkum, mesli. Neokortez mi deniyor oraya? Yani, dilinde neokortez yani, mi? Korteks dış kısmı. İçine girdin. Yani evet. Elmanın içine girdin. Elmanın çekirdeğin olduğu yere elektriği verin. Sana orgazm olmuş gibi olur. Biz bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Hayvanda da biliyoruz. Peki biz bunu bilip insana neden geçmedi bunlar? Bunlar bilimsel bilgi olarak vardı. Şimdi bakın ne yapılıyor? Zamanında hayvanlara yaptığımız şeyleri şimdi hemen şunu yapıyorlar. Kardeşim biz ne yapalım biliyor musun? Bu adamın elektrik, omurliği, kesik kasına gitmiyor aşağı bacaklarına. Ne yapalım biz? Yukarıdaki elektriği alalım, biz kabloyla aşağı iletelim. Peki adam yürüyebilir mi? Yürüyebilir. Bilgisayarı kullanabilir mi? Kullanabilir. Güzel bir şey gibi mi görünüyor? Peki hemen bunu devreye sokuyor. Halk kitlesini topluyor böylelikle. Değil mi? Çok güzel bir şey. Hemen. Peki biz bu deneyleri yapabiliyor muyuz? Hayır diyor. Hayır. Siz ne yapıyorsunuz? Etik değil bu insana. E siz yapıyorsunuz. E biz yaparız. E siz ne yapıyorsunuz ya? Sizin özelliğiniz ne? Kimsiniz? Ya adam tepeye binlerce uyduyu doldurdu. Senden izin mi aldı? Fırlattı evet. Geçti. Yakın mesafe uydularını. Ne yapıyor bu? 4G, 5G. Herkes bir bakıyor. Aa geçiyormuş diye ya. Komedi ya. Gerçekten komedi. Ya çok ilginç şeyler var. Ya yan komşu top kaçsa cinayet çıkar. Ya bu top... Tavuk kaçtı. Bir, Türkiye'de hikayeler vardı. Adam tepene 10 bin tane. Keyifle izliyor. Adam böyle sayıyor. Aa, bizim oradan geçti. Yani adam bahçede değil. Tepene koymuş. Şimdi bakın. Şimdi ben ona gireceğim. Olay esasında böyle başlıyor. Bizim gibi ülkelerde bunu blokluyor. Kendi ülkelerinde rahat rahat yapıyor. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Bir tane felçli var. Hemen buluyor. Hemen basın. Alıyor çipi, beyin cerrahisi, kapağı açıyor. Ya biz hayvana yaparken 50 kurulda etik şey alıyoruz. İzin ya şunu köpeğe yapacağız, kediye. Ya yapmayın falan ne yapıyoruz? Ya adam insana yapıyor ya maymun değil bu. E maymun da değil insan da. Maymunlar gelme kardeş. Yapıştır kafaya. Biz de yaparız ne olacak ki zor şeyler değil bunlar. Yapıştır. Biz yapıştırsak burada televizyona çıkarız derler. İşte neler yaptılar insan deney. Elon Musk yaptı mı? Ha bak ne güzel yapmış.
Oğlum insanım. Adamı da buradan boruyup dağlamış, kabloyu da bağlamış. Herkes böyle bak. Bak ecnebi yapıyor. Ya kardeşim adamlar insanı bir deney alıcı olarak kullanıyorlar. Böylelikle ne yapıyor? Beyin hakkında biz nasıl bilgi elde ediyoruz? Hayvanlardan. Hayvan insan mı? Değil. En iyi maymun ki bizim ülkemizde maymun deneyi yapmak da yasak. Onu da söyleyeyim. Bizim yaptığımız ne biliyor musun? Sıçan. İzin alınamıyor. Alınamıyor. Bir sıçan da işte. O sıçan ne biliyorsa biz o kadar biliyoruz. Adam bırak maymunu. Adam insanda yapıyor. Ve ne öğrendiği insanda alıyor kardeşim. Çipi buraya yapıştırıyor. Bir de buraya koydu. Ne yapıyor biliyorsun? Bütün beyinde elektrik dalgası topluyor. Yerken, içerken diyor. Hayalet. Armut hayalet diyor. Annen hayalet diyor. Rüya görürken abi her şeyi kaydediyor. Veriyor bunu yapay zekaya. Niye kodu çözüyor? Elektrik dalgasının kodunu çözüyor. Ondan sonra diyor ki artık sen elini kolunu kullanma. Ne yap? Düşün. Adam düşünüyor. Televizyonu açıp kapatabiliyor. Düşünüyor. Senden, senin beynine bir tane de çip hemen şeye yerleştirelim. Size yerleştirelim. Ben ne yapabiliyorum size? Bütün duygularımı aktarabiliyorum. Telepati gibi. Ben vericiyim. Siz alıcısınız. Bitti. Neden? Çünkü ben olayı hackledim. Ne yaptım ben veriyi? Hani diyorlar big data, big data, big data. Tamam, bu işte. Büyük data, evet. Bir, telefona bakarken big data. Beyin sinyali big data. Gözünün nereye baktığı big data. İnsanı alıcı verici durumda. Aynen öyle. Sen alıcı verici değil mi? Bir de şöyle bir şey. Sen veriyorsun, evet, kaydediyor. Evet. Sana verebilir tabii, de bir tabii, şey. Tabii, Bluetooth'la. Düğmeye basıp arayüzü, indirilebilir tabii seni. Tabii ki. Kapatabilir seni. Şimdi diyecek ki. Beyin kontrolü. Beyin kontrolü. Şimdi diyecek ki sana kardeşim. Milyonlarca insanı aynı anda ben indirir. Ben sana diyecek çip takacağım. Sana demeyecek ilk önce. Felçlere takacağım diyecek. Millet diyor ki tak ula tak tak. Ne yapacak? Ayakları tutmaya başladı. Evet yürüyebiliyor. Düşünüp klimayı açabiliyor. Araba kullanabiliyor. Diyecekler. Evet. Alkışlayacak. Sonra diyecek ki ya bak hayat ne kadar kolaylaştı. Omurilik felci olan bir insan araba kullanabiliyor. Sen de ellerini kullanma. Düşünerek kullan. Hemen birileri gidecek. Selamünaleyküm. Bize de tak abi. Ben bilirim hemen taktırırlar çünkü. Bizde biliyorsun öyledir. Bizim coğrafya öyle. Üste satılık olan her şeyi alır. Yeni, evet, olan her şeyi yaptırır. Yabancı dil öğreneceksin. Bir de yabancı rağmen mesela eğer bir gençlere şeyin ucunda. Gençlere sordular geçen mesela, ankette. Şimdi Türk yap dedin mi böyle ya bir dakika ya. Oytun Hoca yapmış ya abi bildi. Hocam bilmem ne Michael abi ver. Öğreneceğim. Michael oldu mu Michael. Michael. Hemen kaykılırlar bizi. Öyle bu. Bizde bu yabancı hayranlığı var bunu kabul edelim. Yok yabancı dil öğreneceğim bir de. Aynen öyle tabii. Artık. Şimdi bizim bu adam gitti taktırdı. Dedik ki hafıza dedi sana Google'la artık sorabileceğim. Mesela ben şimdi düşünüyorum Google'a soruyorum. Diyorum ki işte şu kadar ilaç dozu çocuklarda aspirin ne kadar verilir? Artık yazmıyorum klavyeyi. Düşünerek şey yapabiliyorum. Bitti adam dedi ki sana ya ben bir taktırdım abi. Oo, 10 numara bir şey. İşte arabayı düşünerek kullanabiliyorum. Hiçbir şey yok. Gözlük var. Hayır evet. Gözlük yok. Hiçbir şey yok. Hayır. Gözlüğü sallayalım. O gözlük onlar şey onlar. Oyuncak onlar. Onlar hikaye onlar. Onlar al ver ekonomiye can ver onlar. Adam taktırmış rahat. Peki sonra diyor bir dakika. Ben diyor bir şey daha yap diyorum. Nasıl o? Ben diyor gözümün gördüğü bütün bilgiyi internete verebiliyorum. Gözümde kamera benim artık. Oh bakın ya. Bak diyor ben diyor fotoğraf da çekeyim. Oğlum şuraya bak. Bak. Bu da gidiyor. Adam çok mutlu. Adam diyor ki ben diyor Robocop'um. Bak öyle tipler de gezinir. Robocop'um diye. Bak. Evet. Çalışmayınca ne yaparlar biliyor musun? Şuraya vururlar bak. Abi. Mehmet abi. Şuraya. görüntü geldi. Bak bu olacak şeyler bunlar. Bak. Peki oyun şöyle soracağım. Bu dediklerin olursa vücut abi, olursa değil bu oluyor zaten. Bir dakika. Vücut uzuvları ne olacak? Kullanma kardeşim. Uzuvsuz çöp olacak ne olacak? Çöp olacak. Tamam. Senin bir bilgisi kollar küçülecek. Hayır. Bir de avatarın var senin internette. Onu yönet işte. Onu gezdir, tozdur peki. Metaverse'te. Bu uç sana değiyor mu? Bu hem verici hem alıcı. Peki. Ben diyorum ki ya ben cinsellik yaşamadan cinsellik gibi dokunmasını istiyorum. Nasıl rüyanda hissediyorsun her şeyi? Evet. Sadece elektrik dalgası. Orada ne? Verici değil alıcısın. Hemen o dalga sana gönderilip ne hissediyorsun? Hazlar, rüyalar bile değil. Gerçek gibi her şey. Bir süre sonra diyorsun ki ya ben dünyada yaşamam ya. Ya kardeşim ne sıkıcı burası. Ben diyorsun şeydeyim artık. Metaverse. Ben uçuyorum. Yalancı cennete. Bu yalancı cennete. Zaten hani bir ekonomistin kapağı vardı. Metaverse açıyordu da orada Alice'in tavşanı şeye dalıyor. Evet. Aynen öyle. Bu şu anda yapılmak istenen bu. Ve millet bunu gidip taktıracak. Herkes bundan çok mutlu olacak. Ama bir şey daha olacak. Bir dakika diyecek ya bu Murat ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Kapatın lan şunu. Kapat mı? Kapat. Sistemi sorguluyor mesela Murat. Tabii epilepsi krizi. Yerlerde bu.
Diyecek ki bir dakika bir de tabii ver epilepsi kriz yapmak o da kolay ki beyinden hemen. Tamam. Bu yerlerde bu kriz geçiriyor. Diyor ki bir dakika diyor sen vergi ödememişsin. Her ay diyor iki defa epilepsi geçirirsin. Daha vermiyorum. Dört defa. Hadi bakalım. Sen dilli ısırmışsın. Kulum gözün yana kaymış. Tabii. Tabii. Aynen öyle. Kafanı vuruyorsun tabii. Duvarına. Bu sefer sen diyorsun ki ulan bizim burada bir devrimci Mehmet abi vardı. Bunu çıkarır mı lan? Bak aynen kaçaktan çıkar mı? Ondan sonra bir kaçaktan. Valla kaçaktan şey çıkar. Merdiven altı. Merdiven altı. Burada matkapla oymuş ucunu kaldırmış. Aynen böyle. Eski o Mad Max filmleri gibi. İşte şu andaki Neuralink'in olayı budur. Hocam çok güzel esprili anlatıyorsunuz. Aynı zamanda bilimsel yönünü anlatıyorsunuz. Sizi doğrulayan çok önemli bir şey var. Şimdi FDA, ABD İlaç Gıda Dairesi bu şey izni verdi. Verdi. Neuralink'e. Evet. Evet. Bir şeye daha verdi Amerika izin. Bu çok çarpıcı hocam. Ben küreselcilerin bu tür projeleri entegre bir şekilde piyasaya sürdüklerini düşünüyorum ki öyle. Şimdi Neuralink projesi başarılı olduktan sonra Amerika 6G'ye izin verdi. Şimdi 6G mesela 5G var şimdi geliyor sanırım geçen bir haber vardı. Türkiye'de de artık önümüzdeki yıl 5G aktif olacak. Şimdi 5G dediğimiz şey hocam evimizdeki bütün araç gereçler elektronik araç gereçlerin birbirleriyle entegre olması. Evet. Birbirleriyle haberleşmesi. Evet. Şimdi 6G doğrudan insanları ilgilendirir. İnsanların birbirleriyle entegre olması. Öyle olacağız hani zaten. Siz dediniz ya ben çipimi taktım. Şimdi Ali Koca da taktı, Murat Akan da taktı. Televizyondan konuşacaksın. Hadi hissetmeden. Şimdi bunu şimdi Ali abinin bir de Ali abinin pin kodu var. Sen bir bunu bir de hackleyeceksin bir de. Bir de hackleyeceksin. Bu da hackleyeceksin diyeceksin. Ulan biz Haluk abi hackledik haberi yok. Bunlar Haluk o abi. O zaman antivirüs mü alacak? Ne yok Haluk abi şeyde bir şeyler yapıyor Haluk abi. Biz onun videoyu görmüşüz. Haluk abi haberi yok. Haluk abi abi diyor sen ne yapıyorsun? Hacklemişler seni bunlar. İşte bu yani bu şey sıkıntı bu. Sonra sen gidiyorsun başka aplikasyon önce diyorsun ki hacklenmişiz. Aynen böyle duruma gelecek. Yani yeni meslek dalları da çıkacak tabii, aslında. Tabii yeni seni meslek dalları. Edecek tabii falan. Tabii. Peki şeyi soracağım. Update edeceğiz kendimizi. Tabii. Update'ler gelecek. Diyecekler ki hocam sen hala 6G mi kullanıyorsun? 8G çıktı. Seninki çok yavaş. Sen diyeceksin ki ya ben aynı anda 8 kişiye mesaj atabiliyorum. Diyecek ki ben 350 kişi atabiliyorum. Oydun o zaman bu eğitim sistemini yerle bir eder. Bitti abi eğitim tabii. Yani eğitim sistemi yerine tabii. Artık indirilmiş şey, bilgiler burada duralım. Şimdi burada ne hatta oluyor? Ben, zor hatırlıyor bir musunuz? İşte, ben size bir şey anlatmıştım. Hatırlıyor buraya geldim ben bir şey söyledim size. Söyle öbür onu da söyleyeyim. Adam DNA'nın içine, DNA'nın kodu var ya. Evet. DNA'da 4 tane ele bir şey var. DNA tuz gibi bir şey ya cansız. A, G, adenin, guanin. C, sitozin, timin. Tamam. Bunları yan yana getiriyorsun. İnsülin oluyor, protein oluyor. Peki ben bu harfleri kullanarak, ulan 1 ve 0'ı kullanarak bütün her şeyi kaydedebiliyorsun. 4 harfi kullanarak adam senin DNA'na birçok bilgi yükleyebiliyor. İşte en büyük yani sen DNA ne olarak kullanabiliyorsun? Bir memory chip gibi, bir evet. Hard disk. Şu anda bunlar yapılmış hard durumda. Hard disk ve çok büyük terabaytlı. Peki şimdi sana şunu söylese. Ya sana ben hocam bir tarih kitabı yükleyeyim mi PDF? Tamam nereye yükleyeceksin diyecek. Şimdi bana soracaklar insanlar. Oytun hocam tamam çip taktın da nereye yükleyeceksin? Kendi DNA'nı. Herkesin kendi beynindeki DNA kendinesi olacak. Çipi olacak. Peki artık DNA'yı neye dönüştürecek yani? Dışarıdan kontrol edilebilir bir şeye dönüştürecek. İşte olay bu. Olay bu zaten. Yani şu anda DNA'yı biz kontrol edebiliyor muyuz? Hayır. Ama gelecekte DNA kontrol edebilecek. Olay şu. Pankreastan insülin yapılmasını istiyorum. Çocuğunuz diyabetli mi? Taktırın çipinizi. Başka nereye çekip bir de pankreasa takalım. Çünkü artık DNA'yı ne yaptık? Değiştirdik. Çocuğunuz diyabeti bitti. Peki çocuğum lösemi oldu. Tabii. Parasını verin. Ne yapıyoruz? DNA'mızı kontrol edebiliyoruz artık biz. Hemen kodumuzu değiştirdik. Ya da sen şöyle diyeceksin. Ben Windows'un ayarını 20 sene önce getirmek istiyorum. Daha gençleşmek. Tabii ver parasını kardeşim. Hemen çip ne yapacak seni? DNA'nı 20 sene önceye eski çip. Çünkü artık DNA adenin, timin, guanin ama sen onları kontrol edebiliyorsun artık. Nasıl çünkü? Artık arayüz yapmışsın ve onu ne yapıyorsun? Manyetik alanla ya da çipin elektriğiyle kontrol edebiliyorsun. Bu yapılabilir. Tamam başa dönüyorum. Tamam. Çip olduğu gibi. Tamam. Sen sabahlar diyor ki tamam bu güzel bir şey kardeşim. Tamam sen sabahleyin bir kalktın 20 yaş öncesine dönmüşsün. Gencecik adamsın. Tamam ne güzel diyor işte. Evet ne güzel işte. Anladın peki. Mı? Peki sonuç ne hocam işte. Bak, hocam sonuç çok ciddi bir şey ya. Onu tekrar hocam, söylemek şey gerekir ki. Mi? Artık DNA hacklen. Hocam olay ne biliyor musun? Her şey araştırıldı şu anda şuna gelindi. Esas nokta ne? DNA. Kod nerede DNA? DNA hacklenir. Bu iş biter.
Şu anda herkes bununla uğraşıyor. Yani biyolojik insanın sonu. Ben hayır, bak şey, şimdi. Yani şu anda yani şöyle biyolojik insanın sonu ama şu var. Peki DNA'nızda ne istiyorsun? Sen diyeceksin ki ben arı gibi duymak istiyorum. Ya da görmek istiyorum. Ya arı birçok şey frekansı duyabiliyor. Evet. Köpek gibi koklamak istiyorum. Uçmak tabii istiyorum kardeşim. Mesela. Tabii ki. Kanat uçmak istiyorum. Aynen. Kanat çalışkın istiyorum. Tabii ki kardeşim. Bak bunlar çok basit şeyler haline gelecek. Bak şimdi kuş. Size bir soru sorayım. Dünyada birbirine en çok benzeyen şeylerden bir tanesi de biliyorsunuz. Kuşla insan. Neden? İkimiz de öğrendiğimiz sesi taklit edebiliyoruz. Konuşma papağan gibi. Peki bizim kuşla genlerimiz aynı mı? Evet, konuşma genleri aynı. Şimdi bana biri dese ki Murat abi senin içinde papağan var dese gülersin değil mi? Öyle bir var ki hem de papağanın gen dizilimiyle senin gen dizilimin aynı, ondan konuşabiliyoruz. Peki şimdi güzel soru. Peki ya kanatı söylerse? Ben uçmak istiyorum. Peki çocuk bu gen teknolojisiyle kanat çıkarılır mı? Çıkarılır. Şimdi hocam biz izleyenler mesela bir izleyici demiş ki ya ben Oytun Hoca'yı dinledim dehşete düştüm. Yani korkuttum var çok. Gerçekten çok. Hayır niye korkuyorsun? Hayır şöyle yani. Diyor yani gerçekten çok bizim bugünkü durumumuzdan çok ötesini konuşuyorsunuz. Yani ben kendimi farklı bir dünyada hissediyorum diyor hocam. Yani ben şimdi bak sıkıntı neydi biliyor musun? Bunlar yapılıyor şu anda. Sıkıntı şu. Şimdi biz bir dakika bunlar. Sıkıntı şu. Biz şimdi geni değiştirmek için ne teknolojisi bulmuştuk? CRISPR değil mi? CRISPR. CRISPR da eskidi. Bir de CRISPR'a ekstradan yapay zeka devreye girdi. O yapıyor. Hayır. Artık geni değiştirmek yerine geni biz Windows gibi kontrol edeceğiz. Yazılım yani. Yazılım şey. Olacak. Yani dehşet, sende evet. Bir yazılım işleyecek ya. Dehşet. Bu dehşet bir şey bu. Bu korkunç. Peki yapılıyor Mehmet. Evet. Ve şu anda yapılıyor değil evet, mi? Yapılıyor. Bir film bile kaydedilmiş durumda DNA. Yani bir çizgi film kaydedilmişler. Hocam korkunç bir şey. Korkunç. Gerçekten. Evet. Evet. Ya şimdi yani, bak bir de bir şey evet. Diyeceğim Murat. Senin anlattıklarını böyle bir birleştirdim. Tablo korkunçlaştı. Korkutmak için söylemiyorum sevgili seyirciler ama çok önemli bu. Ne dedin? Kontrol edilebilir insan. İlk başta dedin ya koyunlaşmış insan. Şimdi bu teknolojiyi kullanıyor. Bunu bizi canlandırmak, bilgi yağdırmak için kullanmayacak. Diyor ya size bilgiye hayır, bilgi kısıtlı olacak. Dediği gibi paranı ver, çok zenginsen sana daha fazla bilgi indiririm. Ama paran yok, atıyorum kötü okula gidersin. Yani sana kötü, kısıtlı bilgi indiririm. Oradaki olay şu. Yani sana vereceği bilgi de sınırlı olacak. Asla senin dediğin gibi sınırsız bilgi vermeyecek. Sınırsız bilgiyi kendilerine kullanacak. Ya Haluk abi sana çok iyi bir şey söyleyeceğim. Bak burada da bunu söyleyeyim. Şimdi mesela bizim kanser olma ihtimalimiz %60 şans. DNA bir yerden kırılıyor abi. Öyle bir yere denk geliyor ki tam kanser olacak büyüme genine denk geliyor. Lan her yer kırılsın bir şey olmayacak orası kırılınca oluyor. Ya şans oluyor. Orası kırılıyor ve kanser oluyorsun. Yani kanser olmak çok mu kolay? Evet. Çok mu zor? Evet. Neden? Ya öyle bir yere denk gelecek ki kırık. Senin büyüme bölgene denk gelecek. Yani kaşını gözünü büyüten yer kırıldığı zaman beyin tümörü oluyorsun. Peki biz bunu biliyor muyuz? Onun neyin kırdığını bilmiyoruz. Biz diyoruz şu anda şans. Peki termodinamik ülkeye göre bu kadar veri şeye, bilgisayara yüklendiği için bilgisayar bir süre sonra bunu çözebilir mi? Çözebilir. Peki seni çözdüğü için senin o kaderini hani bir sürü kader diyoruz ama şimdi ya diyoruz biz adam diyor ki ya hocam ben hayat boyu marul yedim, ısırgan otu yedim, pankreas kanser oldum diyor. Peki yarın bunun denklemini çözdüğü zaman ne olacak? İnsanlar dışarıdan kanser yapılabilecek. Ve bu zor bir şey değil. Bakın DNA'yı kırmak çok kolay. Ya yani DNA'yı kırmak çok kolay bir şey. DNA çok basit kırabiliyoruz biz. Neyle? İlaçlarla, müdahalelerle. Sıkıntını biliyor musunuz işte? Gelecekte çok farklı bir şey olacak. İnsan hacklendiği zaman şöyle bir şey olacaklar ki biz seni her şeyi yapabiliriz. Sen bize şunu yapmak zorundasın. Olay yoksa, işte. Koyunlaşmış bir kitle. Koyunlaşmış bir kitle. Yani biz şimdi ne diyoruz şimdi? Kader diyoruz. Abi esasında kader hepsi termodinamik ilkeye göre işleyen büyük bir yapı. Yani saatin bir sürü çarkı var. İşte amaç bunu ne yapmak? Hacklemek. İşte ilk hack nereden çıktı şimdi? DNA'nın i̇şte. Ne yapma, yazılım haline getirilmesi. Ve DNA'nın dışarıdan kontrol edilmesi. İşte tanrıcılık evet. Oynama. Yani olayı nereye gitti biliyor musun? Artık herkes şunu diyor. Ya boş ver diyor mRNA. Biz en dibine gidelim. En dibi neresi bunun? DNA. Bir de hocam şu an medyada birçok yayınlarda falan da öyle bir algıyla verildi ki geçen işte içeride konuştuk röportaj yapıyorlar. Hani beyninize çip taktırır mısınız diye. %80'i %90'ı koşa koşa hemen taktırırım. Niye diyor?
7 tane dil bilirim, 10 tane dil bilirim. Bir şey size söyleyeyim mi? Okula gitmeyeceğim. Ben size şunu söyleyeyim. Bilgiler bende. Yani şu an gençler çok hazır. Beyne çip taktırmak bile esasında göze takılan gözlüklerden çok al ver ekonomiye can ver. İş çok daha derine gidecek. Yani iş en son kanata gidecek. Ben hep bunu söylüyorum. Yani sen diyeceksin ki benim çocuğum gagası olsun. Trans yani DNA'yı her türlü biz değiştirebiliriz artık. Elimizde ya. Artık kodunu ne yapıyoruz? Oynayabiliyoruz dışarıdan. Ya diyorum adam filmi yüklemiş ya. Film yüklemişler. Sayfalarca kitaplar yükleniyor. Peki o zaman Oytun. Anladınız mı? Yani bak, durum çok sıkıntılı bir şey. Soru şu. Şimdi bunu hep bir grubun yapacağını düşünüyoruz. Bunu hani hakim bir grup bunları yapacak. Ya o hakim grup aslında bunları yaptırdığı yapay zekaya kaptırırsa bu işi ve bu işi yapay zeka kendi yapmaya başlarsa sorun ne olacak? İnsanlığın sonu mu gelecek? Hayır. Kontrolden çıkarsa yapay zeka. Bu sefer ne olacak? Şimdi zaten ondan gezegenler nasıl yolculuklar planlanıyor şu anda. Kaçarız Mars'a mı diyorlar? He. Mars'a olan çok güzel bir noktaya temas ettin. Bir soru da ben sorayım hocam devam etsin. Devam sözünü etsin. Kesmeyin. Evet. Bir de şunu söyleyeyim hocam. Şimdi tamam bugün gerçekten bu DNA'ya yapılan yazılım müdahaleyi çok güzel izah ettiniz. İnsanlar artık hacklenebilir duruma gelir. Ama evet bunun çözümü ne mesela? Bizim ülkemiz kardeşim bunlar tamam. Bu şeytani akıl, anlattınız. Üst akıl, alt çözümle. Akıl, efendim işte küresel akıl bunu yapmak istiyor. Belli ki bir sermaye oligarşisi, bir devletler üstü yapılanma insanları tek noktadan kontrol etmek için dijital sistemleri, işte tıp adı altında farklı sistemleri getirip evet bizi bir köle haline getirmek istiyor. Doğru. Peki biz buna karşı ne yapabiliriz? Mesela onların projeleriyle mi onlara cevap vermemiz gerekir? Yoksa bu tür böyle eksem teknolojileri araştırmak için bir ekip mi oluşturulması lazım? Ya da mesela tıbbi istihbarat çok önemli. Mesela bana göre artık her alanda farklılaşan, uzmanlaşan istihbarat birimleri var. Ama son yıllarda işte bu kadar X geliyor, X geliyor, efendim bilinmeyen geliyor, şu geliyor. Bir salgın, büyük bir salgın. Daha büyük, ya salgından çok daha ötesi geliyor dediniz. Şimdi bütün bunları takip etmek yani Sağlık Bakanlığı'nın bürokratlarına düşmemeli. Çünkü adam korkuyor. Bunu takip de edemez, bilse de söyleyemez. Biz de dilimizin döndüğü kadar söyleyebiliyoruz. Bunu bir tıbbi istihbarat birimi, uzmanlardan oluşan böyle bir birim oluşturup bunun üzerine mi gidilmeli? Yani biz nasıl mücadele edeceğiz bu adamlarla? Ya ben çok ilginçte bir şey söyleyeyim. Adam diyor ki şu anda ben diyor son Covid virüsünü diyor öyle bir varyantını elde ettim ki yarasalardan. %100 ölümcül beyin iltihabı yapıyor. Bunu açıklamış ya da yazmış bunu yazıyor bu. Bunu insanlar görmüyor bile. Bazen bir gazete haberi oluyor bu. Geçip gidiyor. Ya adam bunu elde ettim diyor zaten. Ben mesela, Amerika'da öldürücülük oranı %80 ürettiler sonra tepkiler üzerine dediler. Ya biz peki, bunu sadece ben size daha bombayı söyleyeyim mi? Zamanında Hong Kong'da bir salgın olmuştu. SARS-CoV-1. Evet. O bir denemeydi. Olmadı. Dediler ki bu olmadı. Bir daha çalışmamız lazım. 2023'te tuttu. Adamlar önceden bunu bangır bangır söylüyor. Ne de söylüyor biliyor musun? Medyayla söylüyor, bilimsel yayınlarla. Ben mesela Covid yayınlarına baktım. 1980'den beri var mı? Evet, 40 evet. Yıldan biz görmemişiz. Yani ben bazı şeyleri biliyorum. Onu söylememe gerek yok. Başka bir şeyler de var söylemeyeceğim. Yani o virüsü Amerika'da kimler çalışıyormuş ben biliyorum. O istihbarat nasıl gitti onlara? Demişler ki birilerine siz bu çalışın. Birileri onu çalışmaya başlamış. Biz görmemişiz. Çünkü neden? Bakmamışız oraya. Nereden bilirim biz? İşte buna da insana bakmıyor. Onun için filmlerle, şununla, bununla bir sürü şeyle esasında söyleniyor bu. Herkes önceden buna hazırlanıyor. Olay bu. O kadar. Peki. Soru bir daha. Şimdi diyor ki Murat, yani diyor devletler önlem alabilir mi? Çok güzel. Buna diyor önlem alabilir mi? Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ya bizim ülkede torna ustası yok. Doğru. Torna ustası yok ya. Doğru. Bugün torna ustası yemin ederim kapanan tezgahlar var. Tornacı yok. Tabii. Tornacı şu anda kaç para biliyor musun? 50-60 bin lira. Çok zanaat oldu. Tornacı yok. Sen diyorsun ki DNA. Ben ne DNA'sı ya? Tornacı yok. Türkiye'de kaç tane bilim adamı var? Bilmiyorum hocam. Allah'ını seversen şu aktif çalışan bilim adamı 50 tane 100 tane çıkmaz. Sen de daha neler söylüyorsun? Amerika'da bir cüruf var. Korelileri toplamış bunlar. Civciv gibi bunlar. Ciddi bütçeler var. Abi ciddi bütçeler var. DARPA'nın falan bütçeleri. Militer bütçesi yani. Amerikan askeri. DARPA. DARPA. Ya DARPA, bir şey size söyleyeyim mi? Amerika'nın Air Force var ya hava kuvvetleri. Amerika'nın en iyi tıp eğitimini ben şeyden öğrendim ya. Ben doğum yaptırması neden öğrendim biliyor musun? 1965'teki Amerikan hava kuvvetlerinin kadın doğum filmlerinde öğrendim ben ya.
Adam ne güzel çekmiş ya. Ya adam tek tek şöyle doğuyor, bacağını böyle çıkar, ters gelirse böyle yap. Ulan dedim bunlar ne alaka? Hocam anladınız mı? Çünkü burada bir devlet nereye yatırım yapmış? Askeriye gibi, sizin dediğin gibi sağlık bölgesine ve istihbaratına yatırım yapmıştır. Onun için bunun için özel insanların yetiştirilmesi, özel ekiplerin kurulması gerekmektedir. Bitti. Peki Oytun, bunlar yetiştirildi. Nasıl yetiştirildi? Nerede yetişeceksin abi? Bak, sen? Bir dakika. Armut mu bu abi? Yok. Yetişecek? Diyelim yetiştirildi. Soru şu. Sisteme karşı gelebilecek misin bu kurulmuş sisteme? Ya sen eğer belli bir yerde belli bir şey yaparsan olursun. Ama biz şu anda başlasak var ya 30 yılımızı alır. Peki 30 yıl sonra sen bunu kurdun, başardın. Daha örnek veriyorum. Bu sisteme karşı çıkacak mı? O kilit noktada. 30 yılda onlar devam edecekler. Bak bir dakika, biz insanlara iyilik yapıyoruz. Tamam. Bunları yapmıyoruz, indirmiyoruz, etmiyoruz. Güzel bilgiler indiriyoruz deyip melekleri mi oynayacaklar? Hayır. Yoksa güç bende, istediğimi yaparım. Hani Terminator'da bir Skynet vardı, ona karşı savursan bir çocuk vardı o. John Connor. Evet, John Connor sistemi en azından çomak sokmaya çalışıyordu. İşte biz de 20-30 sene sonra belki çomak sokmak başlarız. Hocama katılıyorum şöyle. Mesela her zaman söyleriz. Şimdi siz bu küreselci elitlerin projelerine karşı onlardan daha üstün bir proje çalışırsanız, o seviyeye gelirseniz, dediğiniz gibi onlarla savaşmanız olanaklı olur. Mesela bizde İHA SİHA. Şimdi yani dünyaya baktığımız zaman biz seyirin bu teknolojiyi çok ileriye götürdük. Şimdi bize operasyon çekebilirler mi? Çekemezler. Evet. Çünkü o noktaya fokuslanıldı, hedeflenildi, takıldı. Beşinci nesil uçak yapıyor. Ben hep o örneği veriyorum. Tıpta da öyle. Mesela dedi hocam bahsediyor. Diyor ki geliyor, çok büyük bir şey geliyor. İnsanı hackleyecekler. DNA'yı hackleyecekler. Şimdi bizim devletimiz tutup bununla ilgili daha üst çalışma, daha kapsamlı çalışma yapıp onlardan daha iyi bir noktaya gelirlerse bize bir şey yapamayacaklar. En azından onların bize yapmak istediklerini fark eder ve ona alternatif bir tedavi uygularız. Bir şey söyleyeceğim. 1995 yılı Malezya'da Nipah salgını çıkıyor. Nipah biliyorsunuz şeylerden bulaşıyor. Yarasalardan. Evet. Kime bulaşıyor? Domuzlara. Domuzların insana. Zatürre yapıyor. Debelenip ölüyorsun. Bir de beyin iltihabı yapıyor. Abi adamlar etkeni arıyor, tarıyor, işte bilemiyor. Orada da bir sivrisineklerden bulaşan bir şey var. Japon ensefaliti var. O önce o zannediyorlar. Neyse kanlar gidiyor, geliyor. Diyor ki sonra, bu diyorlar biz bunu kanamanası boş ver. Ne yapıyorlar biliyor musun? Devletin izniyle 1 milyon domuzu askeriye bir giriyor. Tak 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 abi görüntüler var ya. 1 milyon domuz ya. Telef ediyor. Abi 1 milyon domuzu öldürüyorlar ya. Giriyor böyle tarıyor. Ya, iyisi önce baktım. Abi adam niye kurtarmak istiyor biliyor musun? Ülkesini. Yani adamın şeyi yok ya, teknolojisi. Malezya o zaman yokmuş yani. O zaman diyor ki ben diyor bu kaynak bu, bitireyim. Bak çözüm mü? Çözüm. Yani çünkü onu yapmasa ne olacak? Ülkesindeki insanlar ölecek. Kangreni kesiyor. Aynen aslında. Kangreni kesiyor. İşte senin dediğin bu işte. Bu ilkel bir yöntem. Evet. Bravo. Daha bilimselini yapıp. Aynen işte bu. İlkel dedin de sen şu an bir bilim insanı olarak şu an canlı yayındasın. Hocam da sordu hani bunun... Evet, bir şeyler anlatıyoruz. İnsanlar korkuyor ama her seferinde şu da geliyor. Peki sonuç ne yapacağız? Buraya körü körüne mi gidiyoruz dediğinde sen dedin ya bir tornacı bile yok. İşte bir bilim insanı olarak buradan söyle hocam ya, ne eksik hocam, ne yapmalı? Hocam devletler, eğitim sistemin acilen değiştirmesi lazım. Tek tek bize şunu abi, say hocam. Eğitim sistemi değişecek. Eğitim sistemi pratik yönde olacak. Yani çocuklar küçükten beri alet kullanmayı öğrenecek. Yani penseyi, tornavidayı, aynı Çin sistemi gibi. Küçükken de bir şey yapmayı öğrenecek. Bakın bizim en büyük sıkıntımız şu. Mesela hep yurt dışında vardı. Bardak nasıl yapılır? Jilet nasıl yapılır? Eskiden biz de kilim bile yapardık. Aynen. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. İnsülin nasıl bulundu? Mesela biz şimdi insülini sor öğrenciye bizim. Takır takır anlatsın sana. Kan şekerini düşürür, şunu yapar, bunu yapar. Bir dakika. Nasıl bulundu bu de? Hakikaten nasıl bulundu? Kilan nasıl bulundu? Bunu söyleyemez. İnsülin nasıl bulundu? Adam gidiyor... insanla zayıflayıp ölüyor, diyabet. O da köpeklerin her organını çıkarırken bir gün pankreas çıkarıyor. Aynı onlar gibi zayıflayıp ölüyor. Pankreas alıyor, eziyor, suyunu tülbentten sıkıp köpeğin cildinin altına veriyor, yaşıyor. Tamam diyor, bu pankreastan. Dana çiftliği kuruyor, pankreastan söküyor, millete satıyor. Bu. İnsülin hikayesi hocam, bu. Olaylı. Basit bir şey yok. Her şey çok basit. Ama çocuklar nasıl biliyor musun? Herkes şöyle düşünüyor. Ya çok kompleks şeyler. Hayır. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Konuyu anladın mı zaten? Evet. Hani diyor ya sen yola çık, gerisi geliyor hocam, zaten ya. Eğitim sistemi dediniz de bize yıllardan beri, yıllarca at Ali at, yat Ali yat, uyu Ali işte. Uyu. Bakın mesela bu afişleri okumayan var mı içimizde hocam? Ya gerçekten
Şimdi bu çok basit bir şey gibi geliyor. Ben mesela bu Fulbright anlaşmasını falan bunları çalıştığımda bunu net şekilde bilinçli olarak yaptıklarını gördüm. Evet. Yat Ali yat. Bakın bütün ilkokullarda, bütün ilkokullarda bundan 20-25 sene önce, şimdi var mı bilmiyorum. Belki yok ama yıllardan beri bunu okuttular. Evet. Uyu Ali uyu, yat Ali yat. Bütün afişlerimiz öyleydi hocam. Ya hocam yeni nesil şimdi böyle yetiştirilmişiz biz. Dediğiniz doğru, ezbere, her şey ezber. Ama bir şeyi üretmek, ya icat çıkarma kardeşim. Bir de icat çıkarma. Zorluklarla baş etmeyi öğretmek lazım. Çünkü bakın ağaç yaşken eğilir. Bakın şöyle bir şey var. Siz çocukken her türlü zorluğu çekerseniz, küçükken 10 saat okursanız büyüdüğün zaman 8 saat okumak çok kolay gelir. Çünkü alışmışsınız. Askerde sırtınızda yük taşıdığınız zaman artık yükü attığınız zaman koşmak çok rahat gelir. Her şey böyle. Onun için zorluklarla yetişen bir nesil sormanız gerekiyor. O çocuk tornavida kullansın. Tabii ki. Kullansın. Çünkü evet öyle. Şimdi yemek ne diyor aileler? Bilsin. Ben zorluk tektim, çocuğum çekmesin. Çocuğum çekmesin. Şu anda herkes şunu diyor. Tam bir tüketim toplumu. Tam içeyim ne içeyim? Verin bana hamburgeri yiyeyim. Verin bana Wi-Fi açayım. İşte obezite. Obezite. Kanser. Alzheimer bu işte yani bunu. Peki hocam bir şey çıkmış. Yaptıralım mı? Yap. Nereye mi açayım? Geçen bir şey yaşadım hocam. Genç bir arkadaş da var işin içerisinde. İşte yemek yiyeceğiz falan. Ekmek lazım. Altta bakkal var. Hani değil mi? Bir inin alın. Çocuk şey dedi. Hani G harfiyle başlayan bir şirket. Diyor ki oradan söyleyelim mi? Ekmek. Bakkal ayırıp alacak. Diyor ki buradan söylesek getirir mi? Ya bak ben size bir şey söyleyeyim. Sıçanlarda oradan ekmek isteyecek. Son bu aşıyı verdim gebeyken çocuklara baktım. Otizm gelişti. Bunu dergide yayınladım. Eleştiriler geldi. Dediler ki sıçana çok yüksek doz yapmışsın. Şöyle dediler, böyle dediler. En sonunda bilim adama şöyle dedi. Ulan dedi adam bunu yapmış. Ben olsam o adamın dediğini dikkate alırım. Gebelere yaparken bir daha düşünürüm dedi. Bu çalışmalar biraz daha büyüsün dedi. Bilim böyledir. Çünkü bir şey bulmuşsunuz. Mesela sen şunu diyorsun. Hocam bu suyu içersen ben bunu denedim. Hafif sağ kulakta bir şey oluyor. Bir çınlama oluyor. Herkes de olmuyor ama. Kimde oluyor? Olan bazılarında oluyor. O zaman şöyle dersin değil mi bilimsel olarak? İçerken bir bak. Buna bir bakın ha hocam yani. Bizim ülkede ne oluyor biliyorsun? Hemen eleştiri. Öyle şey mi olur? Güvenli o. Ya sen nereden biliyorsun? Denedin mi? Hayır bilmiyorum. Kim böyle dedi? Michael söyledi. Michael White. Hocam Michael söyledi mi? Her zaman. Hocam ne oluşuyor? Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Milli bir bilimsel akımın olması gerek. Ha, olay bu işte. Çok, evet. Çok önemli. Ya, bu çok önemli. Akım, yani, milli bilim adamı. Tam da bu noktada hocam. Şimdi programın da sanırım Murat değil mi sonuna geliyor. Şimdi şeyi kaçırmayalım. Kaçtı? 17 mi 7 mi? Hocam bir çalışma yaptı ya. Şimdi yayın öncesi konuştuk. Evet. Bahsetmek ister misiniz? Çok böyle bir dünya şey çapında. Dili kullanarak dünya çapında yaptınız bu araştırma. Yani Covid ile ilgili çok önemli bir araştırma. Ne yaptık biz? Bizim ülkede hiç konuşulmadı. Bütün şey Avrupa'da hocam gösterdi. Aynen. Yani Amerika'da yer yerinden oynadı. Aynen öyle. Yani evet. O kadar çok okunmuş ki dünyada yapılan yayınların bugüne kadar tarihteki 100 yılda içinde ilk 2000'e girmiş çalışma. 25 milyon yayın mı demiştiniz? 25 milyon yayın içerisinde 2000'de o kadar çok okunmuş. Ya yurt dışında neler oldu? Bana gazeteciler yazdı. Kardeşim siz ne yaptınız? Soruyorlar bana. Yani ne yaptınız? Ya kardeşim aldık sıçanları gebe bıraktık sıçanlarımızı, sonra aşıladık, sonra bebeklerimiz doğdu, büyüttük 50 gün, sonra onların deneylerini yaptık, baktık ki biraz kafada otizm bulguları var, evet gördük, ispatladık, sonra onların gen testlerini yaptık, genlerde bir sıkıntı oluyor mu, biz bunu yayınladık, dergide iyi bir dergi bastı bunu, yani dergi bastı, dergi bunu ne yaptı, diğer bilim adamlarına sordu, dediler ki evet bu adamlar bir şey bulmuş, evet ve şu anda bakın yazın her yere Türkiye yazın. İngilizce olarak Türkiye, Covid, gebelik, pregnans, otizm yapın. Bizim binlerce tweet var Twitter'da. Sabah haberlerine çıktı, millet konuştu bunu ya ne oluyor falan filan. Bizim burada hiç kimse bir şey sormadı. Gerek duymadı. Gerek yok çünkü. Dünyada 25 milyon yayın içerisinde 2000'e giriyor ama Türkiye'de. Evet. Hiç medyada şey yok, tabii hiçbir yok. Yerde yok. Hocam şimdi de, bize hocam oldu? Peki benim adım, bir dakika Michael, Kaykıl olsaydı ne olurdu? Evet, o zaman seni göklere çıkarırlardı. Evet, çünkü benim işte ben adımı ne yapacağım? Michael Kaykıl. Bir dakika Murat, bir şey daha ekleyeceğim. Eğer sen Amerika'da bilmem kim gibi okudum bilmem MIT'yi bitirdim, oradan geldim transfer gelseydi buraya o zaman gökyüzüne çıkarırlardı. Tabii. Evet. Yazıklar olsun. Gerçekten bak ben bu sistemi her zaman çok eleştiriyorum bu şekilde. Birçok yeteneğimizi kaybettik ve senin dediğin doğru. O yapılar
bu ülkeden birçok insanı transfer ettiler. Bak senin burada kalman bu ülke için bir nimet. Aynen öyle tabii yani, ki. Yani abi bir türlü anlamıyor. Neyse ki en azından anlaşılmış. Bak TÜBİTAK'ta olmam müthiş bir şey. Ya orada ben söyleyeyim şöyle, bizim TÜBİTAK'ta olmamızın sebebi bizim orada bizim ya yani bizim mesela TÜBİTAK kadrosunda değilim, onu söyleyeyim. Biliyorum. Ha, biliyorum. Benim laboratuvarlar orada. Sonra diyor ki, ama. Ha, ben şimdi bunu ya. Diyorum ya hemen şey gelir bana. Kardeşim sen bizim kadromuzda değilsin. Ha. Evet değilim. Ben TÜBİTAK kadrosu değilim. Benim laboratuvarım orada. Evet. Hocam kısmet olursa. Onu da söyleyeyim. Gelin. Orada kızıyorlar mesela. Çekelim. Sen bizim adımızı kullanıyor musun falan diye. Yo diyorum kardeşim. Ha, bana ne bunu? Benim orada laboratuvar onun içinde. Bana diyor ki o zaman o lafı söyleme. Ne şimdi o lafı? O laf çünkü hani ya anladınız mı? Evet, evet. Onun için ben her zaman size söylüyorum. Biz TÜBİTAK kadrosu değilim. Ama benim laboratuvarım TÜBİTAK. Hocam bir dahakine laboratuvara evet. Girip çekim de yapalım. Tabii ki. Farelerle. Benim iki laboratuvar var. Zaten İkisi bir Ataşehir'de, biri evet. Gebze TÜBİTAK kampüsünde gelin. Çekin. Ağzına sağlık hocam. Ben teşekkür ediyoruz. Teşekkür bir zamanda yine görmek istiyoruz. Ben şunu söylüyorum her zaman en son kelime olarak. İyi ki böyle programları var. İyi ki sen küçük küçük pıhtıcıklar diyorsun. Evet. İyi ki varsın. Teşekkür ederim kardeşim. Murat sana. Abi çıkıyor diyor ki kardeşim bunu bir yukarıdan bakın diyor. Ya bir büyük resmi görün diyor. Hani bir Cem Yılmaz Bey ölürken şöyle yapıyordu. Büyük resme bakın şöyle. Hatırlıyor musun? Evet. Hani av evet, mevsiminde. Evet. Murat Sunucu ekibi topluyor bir şeyler yapıyor. En azından bir şeyler konuşuyoruz. Yoksa biz de olmasak herkes diyecek ki Michael gönder. Allah razı olsun hocam. Hep öyle. Allah hocam müteşekkiriz. Şimdi şöyle hocam teşekkür çok... ediyoruz. Birkaç dakika var ama çok hızlı şu... Rothschild görsel. Daha gitmeyelim bence yani. Yok ya. Şöyle hızlı geçelim mi? Hızlı Gazze'deki tamam, arka tamam. Planda Rothschild'ler var mı hep konuşuldu ya. Evet. Çok hızlı 3, 4, 5'i ekrandan ver. Gazze'deki katliamın arkasında Rothschild'ler mi vardı? İşte İsrail'i onlar mı kurdurdu? Şimdi hemen şu isimlere geçelim hocam. Murat hocam. Murat. Evelyn Rothschild var. Arkasından yine Edmund Rothschild var. Şurada da İhtihar listesi. Evet, bu Edmund Rothschild İsrail'in kuruluşuyla ilgili görevlendirildi. İsrail'in kuruluşuyla ilgili geniş açıklayacaktık ama hocam Abdülhamid Han'a geldi hatta. Çok güzel açıklamalar yaptı, çok evet. Doyurucu. O yüzden bunları kısa geçelim. Şimdi mesela bu binbaşı. Bakın bu bir Rothschild ailesi üyesi. Evelyn de Rothschild. 1917'de. 1917 yılında. Bir de ihtihar listesi var. Onu da 17 yılında Osmanlı ordusuna karşı savaşmış. Evet. Yani 7. ordu var bizim Filistin bölgesine bakan Osmanlı ordusu ki Mustafa Kemal Atatürk de onun komutanlığını yapmıştır. Şimdi o evet, orduya karşı savaşmış birisidir ve öldü. O çatışmada öldü. Yani şunu da göstermek istiyoruz. Bugün hani diyoruz ya Gazze'de büyük bir katliam var. Bütün dünya görüyor ama sesini çıkaramıyor. Seyretmiyor. Neden? Bunun arkasında ne olduğunu ve Gazze'nin Rothschild ailesi için ne ifade ettiğini görsünler. Yani bakın Rothschild ailesi Edmond Rothschild'i Filistin'i kurmak için görevlendirmiş ve parayı akıtmış, çeşitli örgütler kurmuş ki detayına girmiyorum kısa. Hı hı. Bu yetmemiş, bizzat Evelyn de Rothschild'i binbaşı rütbesiyle mesela şeye göndermiş. Filistin'de bizzat savaşmış yani Rothschild ailesi ne kadar önemli olduğunu. Yine mesela İftihar listesi. Tabii iftihar listesine geçiyor adı. Hı hı. Dolayısıyla... Bugün baktığımız zaman bu Gazze'deki katliamın perde arkasındaki var. Sermayeye diyorum. Sermaye. Dönüp dolaşıp sermayeye geliyor. Çünkü uluslararası kurumlar var. Birleşmiş Milletler var. Feryat ediyor ama bir şey yapamıyor. Evet. Bütün devletler koşa koşa Netanyahu'nun ayağına gidiyor. Niye gidiyor? Sermaye orada. Sermaye diyor ki gitmesen, hocam anlattı. Boğazını sıkarım diyor. Kesinlikle. Neyle sıkacak? Dolarla sıkacak. İşte euroyla sıkacak. Efendim ekonomini vurmakla, teknolojiyi vermemekle, tıpta İstediğin şeyi vermemekle evet. Seni öyle bir çember almış ki debelendikçe batıyorsun. Bir de şu ses kaydını çok hızlı alalım. Alman ordusunun ses kaydı sızdırılmıştı. Bunlar uzun uzun konuşacağız bir sonraki bölümde. Ukrayna yok Alman ordusunun bir ses kaydı var. Ben sanırım, 4 diye vermiştik. Ukrayna'ya yardımını konuşuyorlar. Görseli yok sanırım. Kırım Köprüsü'nün vurulması gibi ses kayıtları ile ilgili. Yok o şöyle. Tamam Murat şimdi bak. Onu konuşacaktık. Niye? İlginç bir durum var orada. İki cümleyle bir gül koyalım bir sonraki iki bölüm cümleyle konuşalım. Şu. Bakın koskoca Alman ordusu, hava kuvvetleri komutanının da dahil olduğu bir grup Ukrayna köprüsünü vurmaktan bahsediyor. Ukrayna'ya en ölümcül silahları göndermekten bahsediyorlar. Ve tamam, NATO üyesi tamam. Ülkelerin burada ekranlar savaşa müdahil olduğunu diyorsun. Söylüyorlar. Ama bu toplantı Zoom üzerinden yapılıyor can. Teknoloji evet. Konuştuk. Evet. Ya aptal mı bu devletler? Bir akıl bunu sızdırarak Avrupa'yı Rusya'ya karşı kışkırtıyor. Yani diyor ki gel bu savaşın içerisine. Rusya'ya diyor ki bak bunlar seni vuracaklar. Aklın
İstersen bir nükleer silah at diyor. Hadi artık dünya hani gel, savaşı başlasın diyor. Tabii, olay lazım. Bu. Evet. Profesör Doktor Oytun Erbaş. Hocam tekrar ağzına sağlık. Yakın bir zamanda yine bekliyoruz. Stratejist yazar Murat Akan. Hocam teşekkür ediyoruz. Araştırmacı yazar Haluk Özdemir. Eyvallah, teşekkür efendim. Ediyoruz. Evet sevgili dostlar. Lider Haber'in YouTube kanalına mutlaka desteklerinizi bekliyoruz. Programın tekrarını yine izlemek isteyenler kanaldan izleyebilirsiniz. Haftaya kısmet olursa yine bu ekranlarda olacağız. Görüşmek üzere, hayırlı geceler.